Kısaca size size sorsak Ahmet Arslan kimdir diye kendinizi nasıl tanımlarsınız? Şimdi nasıl tanımlarsınız, yani felsefi olarak mı veya felsefe görüşü bakımından mı yoksa başka bir bakımdan mı kendini nasıl tanımlarsınız? Felsefeyi senin söylediğin gibi seven, efendime söyleyeyim, ciddi alan, yalnız felsefeyi değil, kültürü de seven, ciddi alan, efendim medeniyeti de seven, onu da ciddi alan bir adam olarak tanımlarım. Peki Ahmet Arslan kimdir desek? Orada neyi kastediyorsun? Yani Mardin'de doğduğunuzu hatırlıyorum. Mardin'de değil, Urfa'da doğdum. Urfa'da doğduğunuzu hatırlıyorum. Güzel. O bir soru biraz daha açıldı şimdi. 1944'te Urfa'da doğduğumu söylerler. Çünkü kimse bilmez bunları. Nüfus kağıdını ne zaman çıkardılar. Evet, yine Urfa'da ilkokulu okudum. Ortaokulu, liseyi de Urfa'da okudum. Üniversiteye 1961'de Ankara'ya geldim. Felsefe bölümüne girdim. Felsefe bölümünü ilk iki sene çok fazla şey yapamadım. Ben de başarılı olmadım yani. Ama sonra sevdim. Sonra bitirdikten sonra da işte hem felsefeyi sevmiştim hem de galiba felsefe de beni biraz sevdi. Hocalar da beni sevdiler. Şey buldular yani, herhalde gelecek vaat eden bir insan olduğumu düşündüler. Doktora yaptım Mübarek Hanım'ın yanında, İslam felsefesi üzerine, kelam alanında. Sonra 1973'te uzun süren bir doktora çalışma süresinden sonra, yaklaşık 7 yıl, Kemalpaşazade'nin Tahap-ı Taşiyesi üzerine yaptığım işte çalışmayla hem neşrettim, hem çevirdim, hem de üzerinde tahlil ve değerlendirme yaptım. Sonra 1973'te askere gittim, 2 sene askerlik yaptım. 78'de İbni Haldun üzerine yaptığım çalışmayla doçent oldum. Dil tarihte, yine aynı bölümde. 79'da da Ankara'dan İzmir'e geldim. Çok basit bir nedenle. Hem Ankara'da anarşi olayları çok fazla o 10 yıl içerisinde artmıştı. Sağ sol kavga sere, dil tarih zannediyorum şimdi de bir ölçüde hala devam ediyor. Bir ölçüde var. Bir de bir hava kirliliği diye bir felaket vardı o zamanlar. İnanılmaz bir şeydi Ankara'nın hava kirliliği. Sonra çözdüler iyi kötü işte şu doğalgazla. İzmir'e işte açılmıştı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fakültesi. İhtiyaç vardı. Geldik, teklif ettiler. Girdim. 1979 veya 80'de burada felsefe bölümünü açtım. Ondan sonra önce işte lisans, sonra yüksek lisans ve doktoraya başladık programda. '87 veya 88'de profesör oldum. Efendim. Daha sonra 1996'da Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne tayin edildim. 12 yıl orada görev yaptım. 2011 yılında da 67 yaşında yasal olarak emekli ayrıldım. Yani hayatımın belli başlı safhaları bunlar. Bu arada 1975-76'da bir yıllığına Fransız bursuyla Paris'te bulundum. Paris Üniversitesi'nde derslere devam ettim. Ve işte doktoramla ilgili çalışmalarımın hazırlıklarını yaptım. Onun dışında herhalde biraz sonra gelecek sorularla açıklığa kavuşacak yani. Yani esas olarak kimdir dersen, çok sayıda tabii kitap yazdım, çok sayıda çeviri yaptım. Onların belki nitelikleri, özellikleri efendim üzerine daha konuşma imkanı elde ederiz. Evet. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Uzun yıllar Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ve Ege Üniversitesi'nde görev yaptınız. Akademiyi yakından tanıyorsunuz. Türkiye'de üniversitelerde felsefenin gelişimini nasıl görüyorsunuz?
Vallahi şimdi genel olarak olumlu görüyorum. Yani en azından niceliksel bakımdan o zamana göre hem genel olarak üniversite bakımından hem de felsefe bölümleri bakımından ve tabii ki felsefe eğitim alan insanlar bakımından bir artma var. Yani benim zamanımda felsefe bölümü kaç taneydi? İşte İstanbul vardı, Ankara vardı, Orta Doğu açılmıştı. Ama Orta Doğu'da var mıydı? Emin değilim. Hı hı. Felsefe bölümü. Hacettepe daha henüz yoktu. Erzurum'da felsefe bölümü var mıydı? Vardı galiba. Neticede yani 3 tane üniversite, hadi 4 tane üniversite, 4 tane felsefe bölümü. Burada da işte hoca olarak da toplasan sayıları belli, öğrenci olarak da toplasam sayıları belli. Şimdi tabii sayılarını bilmiyorum ama o zamana göre mukayese kabul etmez ölçüde veya sayıda felsefe bölümleri olduğunu biliyorum. Hı hı. Zaten üniversitelerin kendisi de aşağı yukarı zannediyorum 200 veya 200'ü aşan bir sayıya ulaştı. Bunların her hepsinde felsefe yok. Felsefe grubu. Ama felsefenin, efendim? Felsefe grubu öğretmenliği de vardı bir ara. Doğru. Ama felsefenin olduğu bölüm fakültelerde epey evet. var. Yani hı-hı. duyuyorum işte Muş'ta var, Tunceli'de var, yok bilmem nerede var. Yani hiç beklemediğim yerlerde de var. Hı-hı. Oradaki öğrenciler de var. Tek başına yani bir genel olarak baktığımız zaman felsefenin daha fazla toplumda görünür hale gelmesi. Hem öğrenci bakımından hem hoca bakımından. Şimdi gene Anadolu'ya gidiyorum. Çeşitli yerlerde Kastamonu'ya gittim. Efendim şaşırdım mesela. Yani hiç beklemediğim kadar çok felsefe hocası var. Hı hı. Ben tabii takip etmiyorum. Yani Türkiye'nin genel gelişme veya gelişme hızı burada da kendini gösteriyor. Hani soruyorum kaç tane hocanız var? İşte 2 tane profesör var, 3 tane doçent var, 3 tane bilmem ne var. Bunlar az değil. Yani bir Kastamonu gibi bir şehir için. Muhtemelen buna benzer durumlar. Karaman için de söz konusu, Tunceli için de söz konusu. Hı hı. Hani şu şey programı vardı, öğretim üyesi yetiştirme programı. Onda bundan 15-20 yıl önce başladı. Epey insanın çeşitli alanlarda olduğu gibi felsefe alanında da yüksek lisanslarını veya doktoralarını yapıp işte kendi ait oldukları, bağlı oldukları üniversiteye gittiklerini biliyorum. Yurt dışına epey adam gönderildiğini biliyorum. Yurt dışından da işte doktorasını Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da falan yapan insanlar da geliyorlar. Yani gittiğim yerlerde bunlara da rastlıyorum. Bu böyle. Şimdi bunların kalitesi nedir diye sorarsan o bir başka mesele. Orada galiba yani her çok hızlı, çok fazla sayıda insan yetiştirilen yerlerde ortaya çıkan problem orada da olacak. Yani doğal. Yani ama genelde bu Türkiye'nin her tarafına üniversitelerin dağılmasını her zaman müsbet bir olay olarak düşündüğüm gibi ne olursa olsun felsefe bölümlerinin de yapılmasını, efendim açılmasını ve buraya çok öğrencinin gelmesini ve buraya çok hocaların tayin edilmesini müsbet bir olarak görürüm. Şimdi öbür tarafıyla ilgili bir şey demem. İşte felsefecilerin işlerini ilahiyatçılar yapıyorlar. O benim açıkça bilmediğim bir olay. Tabii felsefe bölümlerinin felsefe bölümleri olmasını isterim. İlahiyat bölümlerinde ilahiyat bölümleri olmasını isterim. Yani felsefe bölümlerine, felsefe bölümlerinden değil de başka bir yerden, ilahiyattan gelen insanların görev yapmasını sevmem, istemem. Ha onların kendi verebilecekleri dersler alanında görevlendirme itirazım yoktur. Çünkü felsefe bölümünde netice itibariyle Batı felsefesi de olacaktır. Hı-hı. Yunan felsefesi de olacaktır. Orta Çağ Hristiyan felsefesi de olacaktır. İslam felsefesi de olacaktır. İslam felsefesini veren adamlar bunlar olabilirler. Evet. Buna da itirazım yok. Ama her zaman burada ölçü söz konusudur. Biz maalesef o konularda ölçüyü fazla göz önüne almayız. Yani vur deyince öldürürüz.
Bir de tabii yani kültür, bilim ve felsefe eğitimi içine politik kaygılar falan da girmesi çok fazla Türkiye'nin gerçeğidir. Ya ona da itirazım olmaz. Yani şuna itirazım olmaz. İlahiyat Fakültesinden gelir de efendim İlahiyat Fakültesinde bir felsefe eğitimi, iyi bir felsefe eğitimi görmüştür. Hatta iyi bir ilahiyat eğitimi görmüştür. İtirazım olmaz. Felsefe bölümünde göre yapar. Yapar. Ama iş bu kadar kolay değil. İş bu kadar basit olmadığını anlıyorum. Yani felsefe bölümlerinin ilahiyat fakültelerine dönüştürülmesi tabii tehlikeli bir şey. Bu yönde şeyler var mıdır? Yani gözümle görmediğim için bir şey diyemem. Ama alınan duyumlardan hareketle bunun olumlu bir gelişme olmadığını söylerim. Kaldı ki acaba Türkiye'nin de hangi durumda olduğunu biliyorum. Aptal değilim yani. Yani Türkiye'de kimin ne yaptığını, kimin ne söylediğini işte televizyonlardan, basından falan takip ediyoruz. Her şeye rağmen tekrar ediyorum. Bir bütün olarak meseleye bakınca felsefe, Türkiye'deki felsefe öğretimi, eğitimi geçmişe göre bence daha iyi bir durumdadır. Her şeye rağmen. Bununla ilgili daha sonra sorum olacak ama röportaj dinde olsun, olur mu? Nasıl istersen. Üçüncü soruya geçiyorum. Osmanlı'nın ünlü isimlerinden Kemal Paşazade'nin Tehafüt Haşiyesi üzerine doktora yaptınız. Evet. Osmanlı'da felsefe olmadığı, şerh ve haşiye geleneği olduğu iddia ediliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi felsefe ile şerh ve haşiye geleneği birbirinin zıddı olan şeyler değildir. Yani felsefenin kendisinin içerisinde de şerh ve haşiye geleneği olur. Bilmem anlatabildim evet mi? Yani neticede İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd de tutup ne yapmıştır? Aristoteles'i şerh yapmıştır. Hadi haşiye demem ama şerh yapmıştır. Ama İbn-i Rüşd ve Akinol Sentoma da yine Aristoteles'i şerh etmiştir. Evet. Metafizi şerh etmiştir. Yani buna birbirine karşı şeyler değil. Ha sorun şurada. Sadece ve sadece eski eserlerin şerh ve haşiyesinden ibaret olan bir zihinsel, entelektüel, kültürel hayat çok fazla kalıcı veya değerli olamaz. Yani Osmanlılarla ilgili bir şey söyleyeceksek, onların bu geleneğin dışına çıkmayıp, deyim yerindeyse aynı zamanda orijinal diyebileceğimiz, problemlerle ilgili diyebileceğimiz çalışmalar yapmamış olmalarına ileri geliyor. İki, şimdi Osmanlılar'da tabii felsefe geleneği var mı yok mu? Bu felsefeden ne anladığımıza bağlı. Şimdi felsefeden tabii bir konuya yaklaşım tarzını anlıyorsak veya felsefi diyeceğimiz problemlere felsefi diyeceğimiz bir yöntemle yaklaşma tarzı ele almak, çözme, fikir yürütme anlıyorsak yani felsefenin içerisinde din de var, din üzerinde konuşma da var, teoloji de var, tanrı da var. Dolayısıyla sadece bundan hareketle, yani onun bir kelam olmasından hareketle burada felsefe geleneği yoktur diyemeyiz. Hatta biraz daha da ileri gidebiliriz. Bir noktadan sonra İslam dünyasında zaten felsefeyi ancak kelamcılar yapmışlardır. Yani 12. yüzyıldan itibaren şu veya bu nedenle, şu veya bu olayın sonucu olarak, yani artık 12. yüzyıldan sonra felsefeciler büyük bir ekseriyette kelamcılardır. Fahrettin Razi, Cürcani, İyici. Bunlar işte felsefeyle, deyim yerindeyse Yunan felsefesiyle, Yunan felsefesi üzerine işte bizim İslam filozofları Farabiler, İbn-i Sina'larını getirdikleri ne diyelim, görüşlerini bir araya getiren ama buna ilaveten de işte bunlara bakış tarzlarının gazalici veya kelamcı olarak nitelendirebileceğimiz bir bakış tarzı olan bir şeyler yazmışlardır.
Yani şunu söylememek istiyorum. İbn Haldun'un çok güzel söylediği gibi kelam zaten belli bir noktadan sonra felsefileşmiştir. Nasıl ki tasavvuf da belli bir tarihten sonra felsefileşmişse. Şimdi İbn Haldun haklı olarak şikayet eder bundan. Yani kelamın asıl amacını veya asıl problemlerini bir yana bırakıp felsefeleşmek suretiyle pek yararlı bir iş yapmadığını söyler. Ama bu bizim kültürümüzün, tarihimizin bir gerçeği. Ha bana şunu sorarsan, tamam hocam işte ama gene de bu adamlar yani Kemal Paşazadeler yok, Alaaddin Tusi'ler yok, bilmem neler işte o dönemdeki bizim kelamcı diye bir Osmanlı yazarları, düşünürlerinin felsefi olarak ve felsefe alanına, felsefe tarihine bir İbn Sina gibi, bir İbn Rüşd gibi, hatta bir Gazali gibi ciddi anlamda değerli, orijinal bir katısı var mı? Yok tabii. Yani bu tamam. Ama tekrar ediyorum, bunun nedeni bunun bir şerh ve haşi olması değildir. Şerh ve haşi de çok orijinal olabilir. İşte İbn Rüşd'ün Aristoteles şerhi gibi veya Saint Thomas'ın şerhi gibi. Hı hı. Sorun şerh ve haşi olup olmamasında değil de bütün İslam dünyasını 12. yüzyıldan itibaren saran ne diyelim durgunluk, ne diyelim kemikleşme, ne diyelim gerileme içerisinde bunun da dahil olması. Yani 12. yüzyıldan itibaren İslam dünyasında artık 9. yüzyıldan itibaren başlayan, 9. yüzyıldan itibaren de çok parlak bir şekilde başlayan hemen hemen kültürün her alanında, gerek İslami bilimler alanında, hani fıkıh, tefsir, hadis gibi, gerekse felsefi bilimler alanında, hani astronomi, matematik, fizik falan gibi, kimya gibi veya felsefenin bizatihi kendi öz alanında, hani psikoloji, bilgi teorisi, varlık felsefesi gibi, o gelişmelerin hiçbirisini görmüyoruz artık. Neden? Ha bunda Gazali'nin rolü önemli midir, değil midir? O ayrı mesele. Ona girmek istemiyorum şu anda. Hı hı. Gazali bence bir yani semptomdur bir. Neden olmaktan ziyade durumun sembolü, timsalidir. Yani o sırada ortada olan bir durumun en iyi şekilde gösteren bir figürdür. Yani Gazali'den önce zaten İslam dünyası artık şeyden vazgeçmiştir. Bunun da nedeni bir başka çok ciddi problem, başka yerle, başka konular istersen, dinle felsefe arasında ve akılla iman arasındaki ilişki problemini bir türlü sağlıklı bir şekilde çözememesidir. Çözemeyince insanlar bir süre sonra felsefe işte dine zararlı, felsefeye ihtiyacımız yok deyip eğim yerindeyse, hani o alanda da aklın, entelektin kullanılması, iddiası, yaratıcılığı imkanlarından vazgeçmişlerdir. Evet, sorunun cevabı bu. Yani çok genel bir cevap bu. Evet. Hı hı. Teşekkür ederim. Dördüncü soruya geçiyorum. Tehafüt felsefelerinin İslam dünyasında skolastizmi pekiştirdiği, Gazali düşüncesinin hakim olmasını sağladığı gibi olumsuz, felsefi düşünceyi canlandırdığı şeklinde olumlu eleştiriler var. Siz önemli bir tehafüt tezi ve çevirisi yapan hocamız olarak bu konuda neler düşünüyorsunuz? Biraz daha söylediğimin devamını söyleyeceğim. Hı hı. Şimdi tehafütler üzerinde cereyan eden tartışma, yani Gazali ile İbn Rüşd'ün eserleri İslam felsefesinin en parlak zirve noktası, en yüksek noktası. Yani Gazali'nin Tehafütül Felasifesi ne diyelim felsefi bakımdan son derece canlı, son derece parlak, son derece değerli bir eser. Ona İbn Rüşd'ün verdiği cevap gene felsefi olarak söylüyorum. Yine aynı ölçüde canlı,
aynı ölçüde başarılı, aynı ölçüde parlak bir eser. Şimdi nereden bakacağız meseleye? Şimdi meseleye felsefenin en parlak bir ürünü olarak bakıyorsak çok parlak. Ama bu tahavvütler vesilesiyle yapılan tartışmanın daha sonra felsefenin efendim toplum nezdinde veya şeyde kültür içerisinde ikinci plana, geri plana itilmesi veya eleştirilmesi veya filozoflara iyi gözle bakılmaması sonucunu doğurması açısından bakıyorsak kötü. Kabul edelim ki yani o kitapların veya o kitaplar etrafında yapılan ortaya çıkan durumun böyle bir etkisi var. Şunu da unutma. Yani Gazali'nin tahaffütü daha sonraki İslam dünyasında felsefe alanındaki gelişmeleri belli ölçüde belirliyor. Oysa ki İbn-i Rüşd'ün tahaffütünün İslam dünyasının haberi bile yok. Şimdi unutmayalım bunu. Hep aynı yanlış yapılıyor. Efendim işte Hocazade ile Alaaddin Tusi arasındaki tartışmada, yani 15. yüzyılda Fatih'in açtığı o yarışmada yapılan iş İbn-i Rüşd'le Gazali'nin, yani kelamcılarla filozofların görüşlerinin tartışılması, yok böyle bir şey. Ne Hocazade'den ne Alaaddin Tusi'nin ya Doğu İslam dünyasında yaşayan adamların İbn-i Rüşd'den haberi bile yok. Tartışma öyle değil. Haberleri bile yok. İbn-i Rüşd'ün adı bir defa bile geçmiyor. Ne Hocazade'de, ne Kemal Paşa'da de, benim gördüğüm kadarıyla, ne Alaaddin Tusi'de. Bu ne demektir? Demek ki İslam dünyasının, en azından doğudaki İslam dünyasının İbn-i Rüşd'den haberi yok. İbn-i Rüşd'ün Gazali'ye verdiği cevaptan ve o cevabın içindeki zengin malzemeden haberi yok. Batı dünyasının haberi var mı? O da yok. Niye yok? Ki Batı dünyası yok artık. Yani Batı İslam dünyası yok. Yani İbn-i Rüşd 1200'lerde ölüyor. 1200'lerde ölen İbn-i Rüşd'ün ölümünden sonra zaten İspanya'da Müslümanlık diye bir şey yok. Bunu ne? Muahitler ve murabitlerin mi tutup Kuzey Afrika'da şey yapmasını, değerlendirmesini bekliyorsun? Yani İbn-i Rüşd deyim yerindeyse İslam dünyasında özellikle felsefi olarak ve bu tartışma bakımından bilinmeyen bir adam. Ha bir fıkıhçı olarak bir başka özellikle bakımından İslam dünyasında tanınıyor. Ama İbn-i Rüşd'ü kimse tanımıyor. İbn-i Rüşd'ün asıl ne diyelim meyvesi Hristiyan Batı'da. Yani İbn-i Rüşd sayesinde Hristiyan Batı'da tartışmalar oluyor. İşte ne bileyim serbest düşünce ortaya çıkıyor ve serbest düşüncenin ortaya çıkmasına katkısı oluyor. Aristoteles üzerine tartışmalarda ben de bir taraf olarak değerlendiriyor. Bir İbn-i Rüşdçülük diye bir şey ortaya çıkıyor. İbn-i Rüşdçüler diye oluyor Avrupa'da. Yani Avrupa'da İbn-i Rüşdçüler diye bir grup var. Kiliseye karşı savaşta İbn-i Rüşd'ü kullanan insanlar var. İnsan dünyasında İbn-i Rüşdçüler diye kimse yok. Anlatabildim mi demek istediğimi? Şimdi o zaman tahavvütlerin değerlendirmeyi böyle yapmamız lazım. İbn-i Rüşd'ün tahavvütü İslam dünyasında ne batıda ne doğuda. Batı yok, doğuda tanımıyor, bir etkisi var. Ama şeyin Gazali'nin tahavvütünü biliyorlar. Evet. Şimdi Gazali'nin, peki neyi tartışıyorlar o zaman 15. 16. yılda işte Kemal Paşazade, Hocazade, yok bilmem Alaaddin Tusi. Gazali tarafından tahaffütte filozoflara atfen, izafeten, ortaya konan görüşleri, o görüşlere Gazali'nin kendisinin eleştirileri ve filozofların görüşleriyle Gazali'nin eleştirileri arasındaki konuyu tartışıyorlar. Yoksa İbn-i Rüşd'ü olan kimsenin ne tanıdığı var ne tartıştığı var. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi bu manada gene aynı şeyi söyleyelim. Bu tabi İslam dünyasında skolastiğin gelişmesine efendime söyleyelim neden mi olmuştur? Yoksa İslam dünyasında yeni ve parlak bir
cereyanın veya bir gelişmenin yolunu mu açmıştır? Yeni ve parlak gelişmenin yolunu açmadığı belli. Yani eğer açmış olsaydı, Gazali'nin tahabbütünden daha ileri düzeyde, onun açtığı yolda ilerleyen ve yine kültürle, hayatla ilişkisi olan bir felsefi şey görürdük. Yani ortada bir şey görürdük. Yok öyle bir şey artık ondan sonra. Demek ki yapmamış. Ha, ne hale gelmiş? İşte biraz daha söylenen şey gibi olmuş. Tamam artık meseleleri tutup da Gazali tarzında filozoflarla efendim kelamcılar arasındaki bir ne diyelim mübareze olarak görüyorlar. Ondan sonra işte herkes onu kendisinin ne kadar iyi bildiğini anlatıyor. İşlerinde bazıları işte İbn-i Sina'yı tutarak efendim işte Razi gibi hatta Kemal da gibi Gazali'nin tezlerine de karşı çıkıyorlar. Ama bütün bunların hiçbir önemi yok temelde. Çünkü artık bunlar artık ölü konuşmalar. Yani bu artık toplumdan, hayattan, siyasetten bir beslenmeyen şeyler bunlar. Bunlar artık kitabı bile değil bunlar. Bilmem anlatabildim mi? Ama diyeceksin ki canım felsefe alanında bunlar böyle de toplumun geri kalan alanlarında sanki çok mu daha parlak durumdayız? Hayır değiliz. Herkesin bildiği gibi yani bir Fatih geliyor. Birazcık bir şeyler canlandırmaya çalışıyor Osmanlı şeyler içerisinde, işte hükümdarlar içerisinde. İşte biraz Ali Kuşçu, biraz efendime söyleyelim neydi onun adını unuttum. İşte matematikçi Ali Kuşçu var. İşte yok Sabuncuzade var, yok bilmem ne var. Biraz çeviriler var ama bitmiş artık olay. Yani Osmanlı bu durumda da işte Safeviler daha mı iyi durumda? Veya bilmem Babür Şah Hint Müslümanları daha mı iyi durumda? Kimsenin daha iyi durumda olduğu yok. Yani kabul edelim ki artık 12. yüzyıldan sonra bu dünya, İslam dünyası her alanda kültürel bakımdan tabii bizim alanımız, entelektüel bakımdan, efendime söyleyelim, felsefi bakımdan, bilim bakımından önce durgunluk, sonra gerileme, sonra bayağı artık gerilemeden de öte çöküş içerisine giriyor. Şimdi öyle giriyor ki artık 18. yüzyıla geldiğimiz zaman insanlar artık ne bileyim üçgenin çarçaların 180 derece olduğunu bile bilmiyorlar veya bunu bilen adamları çok büyük mühendis olarak kabul ediyorlar. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Yani 11. yüzyıldaki bir Biruni'yi düşünüyorsun veya 9. yüzyıldaki bir Abdülhamid İbni Türk veya bir Harezmi'yi düşünüyorsun. Cezeri'ydi galiba. Cezeri'yi düşünüyorsun. Yine 9. Cezeri'yi düşünüyorsun. Evet o da büyük bir adam. Sonra bunlara bakıyorsun. Yani hiç şey değil. Evet Fahrettin El Razi var galiba. Razi evet. Razi gene işte son şey olanlar yani. Hayır o gökkuşağını. Karıştırıyor olabilir. Kemalettin. Pardon. O gökkuşağını evet. Bilen. Ama bunlar müfredi şeyler. Zaten bir şey çıkmaz onlardan. Yes. Sonuçta o döneme göre doğru bir teori ortaya koyma, bir çalışma, bir araştırma ama var. Ama çok müfredi diyorum işte. Çok müfredi. Böyle. Durumumuz bu. O zaman ben bir tane soru sorayım. Cevabınız bittiyse. Şimdi süreci biliyoruz. Bu tamamen bana ait bir soru. Süreci biliyoruz. Çöküşü, gerilemeyi, çöküşü biliyoruz. Nasıl olduğunu. Yani. Ama bunun sebebi ne sizce? Bunun sebeplerine hiç girmem bile. Kapatabiliriz. Yok o manada değil. Kapatmak bakımından değil. Yani bu tür büyük bir olay. Şüphesiz ki yani birçok her alanda nedenlerin ürünü olur. Evet. Yani bunu tabii gene bu İslam dünyasında bilim veya felsefe veya özgür düşünce veya bilmem ne bakımından olaylar niye buradan buraya geldi şeklinde birçok çalışma var burada. Bunların tartışmasına şu anda girmek durumunda değiliz. Uzun olur. Evet çok uzun. Ama birçok neden olduğu belli. Savaş, kültür, toplum. Hayır savaş da var. Savaş da var her şey var ama gene de asıl neden galiba gene kültürel. Kesinlikle. Yani şey değil. Yani insan unsuru
Ve İslam dünyasının ne diyelim kendi içine kapanma ihtiyacını duyması. Ben de buna benzer bir şey söylemiştim. Korkuyor. Kapalı bir toplum. Kapalı toplum oluyor. Ve dolayısıyla kendi içindeki şimdi sıkıntıları yönelik. Yani benim tabii en iyi bildiğim konu şudur. Tabii buna bakma, niye bu kadar geç geldi, kitaplar niye o kadar az şey yapıldı. Onlar ayrı nedenler, hepsi var. Efendime söyleyelim. Yani ben o açıklamam şudur. Yani benim ben en önemli açıklamam. Çok basit açıklama. 9. yüzyıla geldiğimiz zaman Batı ile temas başlıyor. Şimdi bu Batı ile temas derken Yunan'ı kastediyorum tabii. Hı hı. Yunan bilim ve falan da çok parlak, başarılar olan bir şey. Bu temasta insanlar önce neyle ilgileniyorlar? İşte takvimle, tarımla, ilaçla, hekimlikle, astronomiyle, astrolojiyle, matematikle ilgileniyorlar. Bunlar daha pratiğe yönelik, pragmatik şeyler bunlar. Burada da tabii çok parlak başarılar elde ediyorlar. Diyorum ya işte trigonometriyi, efendim harezmi, evet, cebir, işte tıp, razi, 9. yüzyıl. Evet. Şimdi biz İbn-i Sina'yı diyoruz ama... Evet. Büyük bir adam, razi, hekim. Kesinlikle. Eksperimentalist bir adam. Şimdi buralarda Yunan mirasını almak, benimsemek zor bir şey değil. Çünkü her toplumun bunlara ihtiyacı var. Bunlar deyim yerindeyse ideolojik olmayan şeyler. Evet. Yani bu bilimin bu tür şeylerin, ürünlerin ideolojisi yok. Matematiğin ideolojisi yok, astronominin ideolojisi yok. Kimyanın ideolojisi yok. Robotların hiyelin, evet, kitab-ül hiyel, makinelerin, mühendisliğin, hı hı, ideolojisi yok. Hekimliğin ideolojisi yok. Bunları alıyorlar. Fakat şimdi tabii bunlar neyin ürünü? Çok genel konuşuyorum. Entelektüel, akılsal, dünyaya bakışın ürünü. Yunanlar da böyle bakıyorlar. Bu akılsal, entelektüel dünyaya bakışın en parlak örneği de felsefe. Bunlar felsefenin bir parçası. Hı hı. Felsefe de bir paket. Ne diyeyim, anlatayım değil mi? Paketin önce bu kısmı geliyor. Ama paketin önce bu kısmı geliyorken paketin yavaş yavaş öbür kısımları da gelmeye başlıyor. Öbür kısımları ne? Metafizik. Varlık felsefesi, psikoloji, ruh, ne diyelim, doğa felsefesi, ama doğa felsefesinin işte evren ezeli midir, yaratılmış mıdır, veya işte ruh felsefesi, ruh ölümlü müdür, ölümsüz müdür, gelecek hayat var mıdır, yok mudur, ahlak felsefesi. Yani bunlar paketin diğer şeyleri. Anlatabildim mi? Bu arada, yani çok genel konuşuyorum, ayrıntılara girmeden göre. Şimdi paketin diğer tarafları gelince, 9. yüzyılda dini temsil eden, ne diyelim, hem sokaktaki insan, hem o konudaki işte ne diyelim, din adamları ürküyorlar, korkuyorlar. Haklılar, ürkmekte, korkmakta. Çünkü gelen o paketin içerisindeki, bu metafizikler, bu psikolojiler, bu ahlaklar, hı hı, bu siyasetler İslam'ın o sırada kendisini tanımladığı, üzerine kurmaya çalıştığı görüşe aykırı. Bilmem anlatabildim mi? Buna yavaş yavaş bir süre sonra nereye de eklenmeye başlıyor? Yani biraz atlayarak söylüyorum. 10. yüzyıla doğru geldiğimiz zaman... Büveyhiler, şeyde, doğuda, İran'da, Fatimiler, Mısır'da, Samaniler, işte Batı, şeyde, Orta Asya'da. Yani çok genel bir adla söyleyeyim. Ne diyelim bunlara? Eretik diye kabul edilen, ana gövdenin dışında olan bir takım
dini görüşler, mezhepler ekleniyor. Hı hı. Sünniler bu bir taraftan felsefenin tehlikesi ve felsefenin cazibesine kapılan mutezilenin tehlikesi. Hı hı. Bir taraftan da işte eretik diye düşündükleri veya tam Müslüman olmadığı düşündükleri aynı zamanda siyasi olan bir takım grupların tehlikesiyle hemencecik ne yapıyorlar? Biz bu paketi sevmedik diyorlar. Haklılar. Çünkü şöyle bir düşün yani. Farabi düşün. Şimdi ortada bir mesele var. Yani şöyle diyelim. Dünyaya nasıl bakacağız? En genel olarak söyleyelim. Dünyayı nasıl inşa edeceğiz? Nasıl kuracağız? Akılla, bilimle, bilgiyle, felsefeyle, Aristoteles'le, Platon'la, Yunan şeyiyle mi? Yoksa kişiyle, yani Muhammed'le, vahiyle, onun işte Tanrı'dan almış olduklarını düşündükleri kutsal kitapla mı kuracağız? Şimdi iki dünya bu işte. Yani bir tarafta ne diyelim, insanı ön plana alan, bir tarafta Tanrı'yı ön plana alan. Bir tarafta aklı ön plana alan, bir tarafta vahyi ön plana alan. Hı? Bir tarafta değişmeyi, ilerlemeyi ön plana alan, Yunan geleneğini kastediyorum. Öbür taraftan emniyeti, güveni ve de ne diyelim tutuculuk veya güvenliği ön plana alan. Bilmem anlatabildim mi? O sırada bunlar hemencecik kendi özlerinden çıkan öyle diyelim şeyleri geliştiriyorlar. Hemen hukuku hemen teşekkül ettiriyorlar. Dört mezhep. Dört tane şey mezhebi. Şöyle, hukuk mezhebi. Kelamı hemen teşekkül ettiriyorlar. Eşarilik. Anlatabildim mi? Şimdi eşarilin nedir derdi? Mutezile ne diyor? Çok genel konuşalım. Kitap dahil olmak üzere. Kitap dahil olmak üzere her konu üzerinde otorite akıl olsun. Akıl da her konu üzerinde otorite olunca basit soru şu. Muhammed niye o? Bilmem anlatabildim mi? Ne dediğimi anlatabildim mi? Yani eğer doğru o kitapta şeydeyse, o gelenekteyse, doğru akıldaysa, akıldaysa. O zaman Muhammed niye o? Bunu daha evvel de Hristiyanlıkta şey için, Yunan felsefesi için aynı itiraz yapmıştı. Niye var? Çok basit anlatıyorum. Şimdi burada bir çözüm olabilirdi. Yani şöyle bir çözüm olabilirdi. Belki çok genel olarak. Ya felsefenin, bilimin, Yunan aklının alanı şudur. Oysa ki o alanın yükselemeyeceği, nüfuz edemeyeceği başka bir alan vardır. O alan da neyin alanıdır? Peygamberin alanıdır, kitabın alanıdır. Mucizelerin. Dinin alanıdır. İşte bir, genel bir alan. Şimdi böyle bir ayrım yapılabilir. Evet. Şimdi yapmıyorlar. Böyle bir ayrım yapmıyorlar. Yani Yunanların iyi öğrencisi olan adamlar, yani kimler? Önce Mutezile, sonra Farabi diyor ki öyle saçmalık mı olur diyor. Yani aklın kavrayamayacağı, dinin aklın kavrayamayacağı hiçbir alanı yoktur. Yani ahlakı da kavrar, siyaseti de kavrar. Bilmem anlatabildim mi? Gelecek hayatın hallerini de kavrar. Bak gelecek hayatın hallerini kavrar. İnsan böyle bir şey sonuçta. Evet. Yani böyle bakıyorlar. Geçmiş şimdi ve hepsini gelecekte yaşar. Ama felsefe böyle bir şey. Felsefe kavrar ya. Bunların hepsini kavrar. Bilmem anlatabildim mi? Kavramakla kalmaz. Bunları dinin ve vahyin dilinden söylediğinden diskurundan daha iyi kavrar. Şimdi bak ikincisi de iddia bu. Bak bir onların hepsini kavrar. İki öbürsünden daha iyi kavrar. Yani bu ne demek işte? Yani filozof peygamberin söylediği her şeyi bilir. Onu daha iyi bilir. Çünkü peygamber nihayet bunları hayal gücüne hitap eden bir şekilde alır. Tanrı'dan ve faal akıldan. Halka da bunları onun anlayacağı dilde. Yani nasıl sunar onlar? Şiirsel bir dille sunar. Oysa filozof bunları akıllı alır, doğrudan doğruya alır ve bunlar da yine akılsal olarak, epistemi
ya dayanan bir bilgiyle sunar. Ya dediğimi anlatabildim mi? Evet. Bunun dışında hiçbir şey yoktur diyor Farabi. Ya Farabi işte bunu söylüyor. Yani Farabi bir razi değil. Hatta çok enteresan. Razi şöyle bir adam mesela. Bir taraftan bu peygamberler sahtekar da diyor. Hiçbirini adamdan saymıyor. Evet. Ama daha şey yapmıyor o konuda. Yani o konuyla ilgili kendisi ayrı bir teori üretmeye çalışmıyor. İşini tıba veriyor. İbn-i Sina söylediği gibi işte idrar, midrar falan filan konulara gelir. İbn-i Sina diyor keşke onunla ilgilense sadece. Yani başka bir şeyle ilgilenmeseydi. Mesela Farabi'nin böyle bir şeyi de yok. Yani Razi gibi hani somut, müsbet, gözde görülür, yararlı, pratik işlerle de uğraşmıyor. Ne yapıyor? Metafizik yapıyor. Gelecek hayat nedir? İşte beden dirilebilir mi? Dirilmez mi? Ruh mu dirilir? Tanrı küllileri bilir, cüzileri bilemez. Evren ezeli midir? Zamanda yaratılmış mıdır? Şimdi bak çok enteresan o işte şeyin en büyük meselesi, tafitleri. Evrenin zamanda yaratılmış olup olmadığı meselesi inanılmaz ölçüde etkili. Şimdi bakın bizim için bunların bir önemi yok. İşte modern bir insana bunun için insanlar birbirini öldürüyorlardı. Evet. Deseniz adam güler. Modern bir adam için bunların hiçbir değeri yok. Ama o zamanki dünyanın egzistansiyel meselesi bunlar. Anlatabildim mi? Yani bunun ne kadar egzistansiyel olduğunu şuradan anla. Tahavvüt kitabının, Gazali'nin Tahavvüt kitabının üçte biri bu konuya ayrılmış. Neye ayrılmış? Alem, kadim mi, hadis mi? Yahu şimdi bana sorsa hadis olsan olur, kadim olsan olur, Allah'ını seversin. Geçelim, başka bir konuya geçelim. Ama içinde bir o kadar çok başka meseleyi de barındırıyor ki o dinle ve felsefeyle ilgili geçemiyorlar. Anlatabildim mi? Girmiyor mantısına. Ama yani biz o adamları bize benzetmeyelim. Bizim problemlerimiz bugün başka. Biz bugün siyasette daha fazla ilgileniyoruz, teknolojiyle daha fazla ilgileniyoruz. Ne demek sanat değil mi? Yani bizi bu onlar daha şey yapıyor. Evet. Onlar daha fazla enteres ediyor. Oysa ki o zamanın adamını en fazla ilgilendiren mesele bu. En egzistansiyel, en hayati mesele bunlar. Evren kadim mi yoksa hadis mi? Bilmem anlatabildim mi? Şimdi Farabi de meseleyi böyle ortaya koyunca, tekrar ediyorum. Bir, dinin hiçbir konusu, hiçbir mesajı, hiçbir doğrusu yoktur ki felsefeci bunu da kendi araştırma bilgi alanı içerisinde ele alıp hem de dinin söylediğinden daha üst bir dille, daha doğru bir dille ifade etmesin. İşte Farabi bu. Bunun özeti bu. Bilmem anlatabildim mi? O halde bu problem şey yapılamıyor. Yani çözülemiyor. Yani dine, yani felsefenin dışında, üstünde ne diyelim bir hakim alan vermek, bir idari alan vermek mümkün olmuyor. Şimdi mesela Batı bunu yapar işte. Saint Thomas bunu yapar. Evet. Saint Thomas der ki iki tane ışık var. Ben bunu her yerde konuşuyorum. Biri doğal ışık, birisi ilahi ışık. Doğal ışık aklımızda. Nesneleri aydınlatabileceğimiz, bilebileceğimiz ışık. Her alanda bu var. Yani fizikte de var bu, kimyada da var, atıyorum. Metafizikte de var, şeyde de var. İlahi ışık, doğal ışıkla bilemeyeceğimiz yukarıdan bir ışık. Bir, vahyin ışığı. İki, doğal ışıkla gördüğümüz şeyleri, o yukarıdaki vahisel ışık gerçekte daha başka, daha üst bir düzeyden de sana gösterebilir. Basit bir örnek vereceğim. Her zaman veriyorum. Diyelim ki doğal ışık, doğal ahlak. Aristoteles'in ahlakı. Dostluk iyidir, yardımseverlik iyidir. İşte bilmem bencil olmamak gerekir. Bunlar doğal ahlakla ilgili. Bunlar yanlış değil diyor. Ama İsa'nın söylediği bu muydu? İsa ama başka bir şey söyledi. İsa dedi ki, işte Tanrı'yı sev, en yakın komşunu sev, kendin gibi sev, merhametli ol. Bilmem ne demek istedim. Şimdi bu merhametli ol, dünyanın esası sevgidir, merhamettir dediğin zaman Aristoteles'in, erdem ahlakının, yani insan davranışlarıyla ilgili erdemi veya mutlu olma planı ahlakının üzerine yükseliyorsun. Başka bir şey.
Şimdi aşk içerisi mutlu, insani mutluluk. Oysa ki şeyin söylediği, Saint Thomas'ın ileri sürdüğü şey, orada artık dünyevi mutluluk, insani mutluluktan daha başka bir şey söz konusu bu. Bu tanrısal mutluluk, Tanrı'nın emrini yerine getirmek, birlikte olmak. Şimdi bak değişti, hava değişti. Hava değişti, anlıyor musun? E şimdi hiçbir Müslüman filozofu işte mesela İbn-i Rüşd de dahil olmak üzere bunu yapamıyor. Şimdi İbn-i Rüşd meseleyi fark ediyor. Meseleyi fark ediyor. Yani dine felsefenin bulamayacağı, bilemeyeceği, giremeyeceği bir yer verelim. Yani filozof işte bazı konularda konuşabilsin ama o konularda konuşmasın. Yani dinin alanı felsefeye, akla biraz şey olsun. Daha üst, daha yukarıda bir yer olsun, aşkın olsun. E soruyoruz, nedir diyoruz mesela bu? Hani dinin alanı olacak ve filozofun giremeyeceği üst, öbürünün diliyle vahiysel ışık, natürel ışık değil. Ne olsun diyoruz? E diyor canım mesela namazın, işte ibadetin, Tanrı'ya ibadetin gerekli olduğunu akıl da söyler, din de söyler. Diyoruz. Çünkü bunu eğer Tanrı bizi yaratmışsa vesaire, ona karşı bir ne diyelim sadakat veya minnettarlık veya şükran görevimizi yerine getirmek için namaz kılmalıyız. Veya oruç tutmalıyız. Yani bunun bir akılsal, doğal açıklaması var. E peki diyor, din söylerse, akıl da söylüyorsa bunu, dinin o konudaki şeyi ne? Özelliği ne? Hadi ama diyor şunu söyler, yani mesela sabah namazının kaç rekat olması gerektiğini söyler, hangi duaların okunması gerektiğini söyler. Bilmem, anlatabildim mi? Yani ritüelin hangi unsurlarda meydana gelmesini görürsün sen. Soruyor. Bu mu yani? Ya bu mu? Yani dine verilen rol bu mu? Acaba anlatabildim mi? Bu bir rol değil bu. Evet. Bu bir rol değil. Burada bir vahiysel, vahiy ışıkına dayanan, insan aklını kavrayamayacağı, üst bir gerçeklik falan filan diye bir şey yok bu. Ya bu ne diyelim yani? Sandalye ipe sapa gelmez. Hadi be, çocuksu bir şey. Netice. Netice çözüm bulamıyorlar. Çözümü bulamayınca ne oluyor? İşte Gazali ile birlikte bu felsefeden ve bu akıldan, bu entelekten ve bunun bu iddiasından, arogansından, kibirinden bize fayda yok. Aman ha. Bunların zaten kendileri de, bak kendi aralarında da, yani şey derler, çok her konuda da aynı fikirde değiller. Ha bilim dersen, biliyorsun Gazali de ya bilime benim itirazım yok, Fethullah gibi. Bilime kimsenin itirazı yok. Veya Tayyip Erdoğan gibi. Bilime kimsenin itirazı yok. Matematik, mantık. Hadi biraz daha sıkıştan astronomiye de itirazımız yok. Kimsenin astronomiye itirazı yok. Ama onun dışında paketin diğer unsurları var ya, paket kavramı çok önemli. Biz onlara hem ihtiyacımız yok, hem onlar zaten çok da parlak şeyler değil yani. Yani bu bugünkü sözümüz. Yani batıdan bilimi, tekniği fena alalım. Ne yapacağız? İnsan hakları, hukuk, efendime söyleyelim, hümanizm, kadınların emansipasyonu, çocukların eğitimi. Fark ediyor musun? Aynı yerdeyiz. Bunları neden alacağım? İslam yeter bize. İslam'ın ailesi de yeter, İslam'ın çocuk anlayışı da yeter, İslam'ın bilmem hukuku da yeter. Acaba ne dediğimi anlıyor musun? Evet, evet. Bunu yeter diyorum. Yani demek ki problem burada. Problem burada. Bu problemi tabii çözemeyince Gazali'den itibaren durum bu noktaya geliyor. Yani kısacası akla, felsefeye, din merkezli bir kültür, bir siyaset, bir toplum içinde yaşayabileceği meşru bir yer veremiyoruz. Bu yavaş yavaş artık aklın hiç kullanılmamasına götürüyor. Anlatabildim mi? Bak yavaş yavaş. Yani Gazali gibi bir adamın akla karşı şeyi, tutumu,
deyim yerindeyse elastik ve nüanslı. Yani Gazali bilmem neye karşı değil, bilmem neye karşı değil, aklın şurasına karşı değil, burasına karşı değil. Ne diyelim, metafizik, politik ve ideolojik kullanımına karşı. Ama ne derler, Ebu Suud Efendi'ye geldiğimiz zaman ve Hayrettin Karaman'a geldiğimiz zaman artık akıl zaten ortadan kalkıyor. Gelenek, gelenek. Hı hı. Anlatabildim mi? Demeye başlıyoruz. Ama öyledir. Oraya, oradan başladın, nereye varacağını bilemezsin. Anladım. Evet. Galiba bu şeyden çıktı artık. Evet, bu benim sorum olmuştu. Senin sorun oldu ama başka bir şey. Neyse. Ve şimdi soruya geçiyorum. Ha, bu arada benim şöyle bir görüşüm de var mesela. Bu sıkıntının tamamen iklime, coğrafyaya da bağlayabiliyorum ben. Çünkü Avrupa'dan ekvatora, güneye doğru indikçe bir boş vermişlik başlıyor. Bu İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye, sonrasında gelen Arabistan ve aşağılara indikçe bu böyle de gidiyor mesela. İyi de aynı coğrafya. Nasıl? Aynı coğrafya, sözünü ettiğin güneydeki o coğrafya. Tarihin çok iyi bir kısmında da çok ileri. Ve kuzeydeki coğrafya, şu anda Almanya, kuzey ülkeleri, İngiltere vesaire, tarihin çok büyük bir kısmında da hiçbir önemi olmayan bir bölge. Evet. Sana şöyle diyeyim, Michael Cook diye bir şey vardır, tarihçi vardır. Diyor ki 17. ve 16. yüzyılda bir adam dünya haritasını önüne alıp baksaydı, Batı Avrupa'nın bugün İngiltere içinde olmak ve başta olmak üzere dünyayı sürükleyen o modern devrimin, teknolojinin oradan başlayacağını düşünemezdi. Çin, Hint, Mezopotamya, Yunanistan, Roma, Akdeniz burada değil mi? Evet. Bu coğrafya değil mi? Bu coğrafya tarihin çok büyük kısmında tarih derken geçmişi kastediyorum. Yani herhalde son 50 yılı, 100 yılı, 500 yılı kastetmiyorum. Etkili değil mi? Dünyayı buraları idare etmedi mi? Evet. Sonra ne oldu? Şimdi aynı bölge. Şimdi aynı bölge. Mezopotamya, Mısır. Berbat bir durumda. Evet, kesinlikle. Yani demek ki coğrafya tek açıklayıcı bir şey değil. Kesinlikle öyle. Heh. Sadece hani şey demek istiyorum. Günümüze baktığımızda da bu Türkiye'nin sıkıntısını bu ülkeler de çekiyor mesela. Acaba diyorum... Belli ölçüde. Belli ölçüde, kesinlikle doğru. Belli ölçüde. Hani bu tam acaba İslam'ın etkisinden mi kaynaklı? Daha doğrusu İslam'ın demeyeyim de Müslümanların etkisinden mi kaynaklı? O da çok zor bir mesele tabii. Yani şöyle diyelim. Bu sorularım da tamamen hani benim düşüncem ve düşüncemi sizinle tartışmak için soruyorum. Anladım, anladım. Şimdi, bir şey iddia etmiyorum yoksa. Şimdi tabii İslam'ın eğer bir ilerleme faktörü olduğunu düşünürsek o zaman 9. yılda da ilerleme faktörü oluyor. Evet. Öyle değil mi? Ama İslam'ın içerisindeki bazı unsurların o başka bir konu. Oraya hiç şimdi girmek istemiyorum. Tamamdır. Yani orada da çok görüşlerim var. İslam'ın önündeki bazı unsurların gerileme unsuru olarak büyük önem taşıdığını biliyorum. Tamam. Şimdi hangi unsur o? Basit, çok basit bir örnek vereyim, geçeceğim. Şimdi biraz evvel Yunan'la İslam'ı karşılaştırırken şöyle dedim. Bir tarafta insan merkezli, bir tarafta Tanrı merkezli. Dedim değil mi? Bir taraftan akıl merkezli, bir taraftan diyelim ki din ve inanç merkezli bir dünya dedim. Şimdi bir 8. yüzyıldaki bir Müslümana bakarsak, dünyayı nasıl gördüğünü düşünelim. Şöyle düşünüyor. Tanrı var. Peygamber de en son peygamber. Ve Tanrı da peygambere bir kitap gönderdi. O kitabın içerisinde hayatta karşılaşabileceğimiz her türlü durumun çözümü var. İyi kötü çözümü var. Yani belki fiilen yok. Ama ilke olarak var. Onun yanında, o kitabın yanında
ne var? Bir de peygamberin bizzatı 20 yıl boyunca yapıp ettikleri var. Yani sünneti var. O aynı zamanda o kitabın mütemmimi, tamamlayıcısı, yorumlayıcısı, uygulayıcısı. Evet. O halde bu bize hayatımızda karşılaşabileceğimiz her türlü durumun dikkat ediyorum ilkesel olarak çözümünü, mutluluğu verir. Evet. Görüş bu. Ama peygamber de öldü. Tamam. Tamam. 40 bin tane veya 10 bin tane veya 7 bin tane hadisi var. Fiili var. Sözü var. Onlar da belki yetmeyebilir diyorsun. O zaman da diyor ki haklı olarak din alimleri ne güne duruyor? Bir de fıkıh diye bir şey var. Yani ne demektir bu? Fıkıhçılar da bakarlar. Kitaba bakarlar. İlkeleri anayasayı görürler. Ondan sonra peygambere bakarlar. Onun uygulamaya bakarlar. İkisinden de bir takım şeyler alarak ne yaparlar? İşte karşılaşabilir her türlü duruma ilişkin de yorum çıkarırlar. Öyle değil mi? Fıkıh da yapar. Şimdi böyle bir şeyin bir defa önce hayatta karşılaşabileceğimiz her türlü durumun gerçekten çözümlerini içeremeyeceği meselesi ayrı mesele. Böyle bir şey olmaz tabii. İki, peki zaman içerisinde meydana gelen değişmeleri nasıl yapacağız? Nasıl karşılayacağız? Hepsi şeyi burada. Anlatabildim mi? Onu da burada çözeceğiz. Yani mesela endüstriyi çözeceğiz bununla, uzaya gitme meselesini çözeceğiz, hastalıkları, sağlıkları çözeceğiz. Peki bu dikkat edersen acaba zaman içerisinde karışacağımız şeyler, değişmeler bizi ne diyelim insan aklıyla daha ileri bir noktaya götürme potansiyeli taşıyabilir mi, taşımaz mı? Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani bir hayatın kendisi bunlarla çözülemeyecek kadar çok karmaşık, çok yeni, çok değişik unsurlar içerir. İki, bu unsurların birçoğu insan aklının orijinal, yaratıcı bir şekilde işe koşulmasını gerektirir. Üç, değişme, ilerleme diye insan dünyasında bir olaylar ve birikim vardır. Oysa ki bu neyi düşünüyor? Bir, kitapta her şeyin formülü var. Bu ne demektir biliyor musun? O kitabın içerisinde olduğu ve yaşandığı şekildeki hayatı gelişmeyi durdurmak demek. Şimdi Müslüman ideali ne? İlk dört halife dönemi. İlk dört halife dönemi. Sence Müslümanın o ilk dört halife dönemi idealini şu anda sen ideal olarak yaşamak, yaşanması gereken bir şey olarak görür müsün? Hayır. Böyle bir şey olur mu? Yani bir şeye aykırı. İnsan tecrübesine aykırı. İnsan sürekli değişiyor, gelişiyor. Hiç daha önce olmayan bir takım olaylarla karşılaşıyor. Olmayan çözümler buluyor. Yaratıcı çözümler buluyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani basit bir şey söylemeye çalışıyorum. Evet, anladım. Şimdi senin eğer kavramın sabitlik, değişmezlik, muhafazakarlık ise buna hiçbirisini cevap bulamazsın. Al sana bir şey. Al sana bir problem. Şimdi Yunan'dan neler geldi bak. Astronomi geldi, takvim geldi, trigonometri geldi, matematik geldi. He? Bunlar net çözümde o sırada karşılaştıkları arazi ölçümlerine çözüm, efendime söyleyelim takvimle ilgili meselelerine çözüm, anilin taşmasını bilmem şeyine çözüm. Buna çözüm. Şimdi bunların hepsinin formülleri vardır dediğin zaman işte böyle komik duruma düşersin. Şimdi aynı şey değil mi? Basit. Hepsinin formülü var. Bul hadi çıkar onları. Hele biriniz bir tane bulun. Şey çok komik değil mi hocam? Hele bulun hele bir tane. Ayet.
rakamlarından çıkar. Ona bak, ona delice şeyine. Şimdi her toplumda... Ama hala var hocam. Evladım, her toplumda bu deliler vardır. Batı'da da vardır bu deliler. Sorun onların olması değildir. Sorun onların yanında başka birilerinin olması ve onların gülünç bir duruma düşmesi bunun sonucunda. Yani mesele budur. E şimdi bir başka şey daha söyleyeceğim. Bu konudan başka bir şey olmadı şimdi. Neyse, onu da söyleyeyim de geçelim artık. Tamam. Şimdi bak evladım. Daha temel bir mesele. Daha temel mesele özgürlük meselesidir. Şimdi Müslüman şöyle düşünmektedir. İslam da kendisine o fikri vermektedir. Çünkü Kur'an'da da aynı dil vardır. Hı hı. Şimdi önce akılcı bir dil vardır. Veya insan düşünmeye sevk edici. Hı hı. Görmüyor musun, bilmiyor musun vesaire vesaire de söyler. Bir şeyler söyler. Öyle değil mi? Şimdi ve insanların işte bu Kur'an'ın bizzat kendisinin de akılcı bir dile sahip olduğunu düşünmeleri ve onda dediğim gibi karşılaşacak her türlü problemin çözümünü görmeleri neyi engellemektedir? Hayatın hem kıvraklığını hem insanın insan olarak sorumluluğunu hem de ahlakı engellemektedir. Bak neden? Müslüman bilgiye çok önem veriyor. Çok enteresan. Bilgiye çok önem veriyor. Hani Müslümanlar bilgi önem vermez değil. Tam tersi. Müslümanlar çok bilgi önem verirler. Ama bilgiden anladıkları da Kur'an ve sünnet bilgisidir. Anlatabildim mi? O halde her şeyin bir cevabı var. Ve o cevaba uygun bir şekilde davranmak da insanı kurtarır. Şöyle düşünün. Şu anda insanların birçoğu Ramazan geldiği zaman, hatta Ramazan'a gerek yok, sürekli olarak müftülerden fetva istemekte. Doğru mu? Her konuda. Her konuda. Tuvalete sağ elimle gireyim, sol elimle gireyim. İşte dişimi nasıl şey yapayım, fırçalayayım. Doğru, televizyonlarda. Sabahtan akşama kadar bunlar geliyor. Şimdi bize bu meseleler, mesela bize, normal insanlara bu meseleler son derece trivial meseleler gibi gelir. Normalde öyledir. Ya insan bunlar için dini bir fetva ister mi? Ya evet, ben hatta siz fetva deyince şey oldum. Fetva nasıl ister? Ama fetvadır işte. Evet, ama fetva düşününce evet fetva. Kızım bunların hepsi fetva. Evet. İnsan bunun için fetva ister mi? Şimdi normalde peki bunlar nasıl çözülür? Ya bunlar kendi insan aklına, sağduyusuna, tecrübesine, görgüsüne, bilgisine, danışmasına, hayata bakarak çözülür bunlar. Ama çok iyi düşün. Şimdi bir Müslümanın normal bakış açısı bu değildir. Eğer normal bakış bu açısı olsa bu kadar fetva düşkünü olmaz. Evet. Bu kadar bilgi düşkünü olmaz. Şimdi biraz önce ne söyledim? Bilgisi yani hayatına, tecrübesine, dostlarına, danışmasına, düşünmesine bağlıdır. Bütün bunların hepsine ifade eder özgürlük. Evet. Bu meseleleri düşünebilme, onlar üzerinde yargıya varabilme, doğru sonuçlara varma konusunda özgür olduğunu, özgürlüğe sahip olduğunu, böyle bir kabiliyete sahip olduğunu düşünme üzerine sahip. Niye benim babam veya kardeşlerim böyle bir özgürlüğe sahip değiller? Çünkü adama diyorsun ki, sen başla bunları. Sor sadece. Bilenden sor. O bilen sana her şeyi söylesin. Doğru mu? Bak bilene sor ki sana söylesin. Hiçbir şeyin burada televizyona çıkan müftünün, hacının, hocanın ya bunlar bana niye soruyor? Bunlar ahmakça şeyler. Gidin kendi aranızda bunları çözün. Veya kendi aklınla düşünün. Evet, niye demiyorum? Ha bunların ne ilgisi var dille? Dediğini gördün mü? Hayır. Ama dinin bak ilgisi var. Çünkü ideal o. İdeal ne? Bütün hayatın her tarafını kaplamak. Kaplayacak. Her konunun çözümünü söyleyecek ve bilgiye dayanacak. İki, bak özgürlüğü ortadan kaldırıyor. Evet. Bak özgürlük, insan kendisinde böyle bir potansiyel, böyle bir kabiliyet olduğuna dair duygusunu da kaybediyor. Ne oluyor? Sor, dinle. Sor, dinle. İki, bunun çok daha büyük bir problem var. Şekilcilik. Her şey, her konuyla ilgili olarak söylenen sırayla, söylenen ritüeli, söylenen şekilde yerine getirmekten ibaret. Evet. Onun gerisinde yatması gereken düşünme,
tefekkür, teemmül, hiçbir şey yok artık onun dışında. Bir de bunu niyete bağlamaları da çok komik mesela bana sorarsanız. Burada niyet yok aslında. Aynen. Benim içimdekini bilir Allah deyip çekip gidiyorlar. Ha. Yaptığın hareket ne? Anlatabildim mi? Diye kalıyorsunuz. Görüyor musun? Evet. Görüyor musun neyi yaratıyor bu? Evet, evet. Bu sadece anlatabildim mi? Söylenen sırayla, söylenen şeylerin düzgün bir şekilde yerine getirilmesiyle bitiyor, olup bitiyor. Arkada ne var, ne yok, o konuyla ilgili hangi ruh halin var, düşünmen, teemmülün, tefekkürün, niyetin, hiçbir şeyin bir önemi yok. Böyle bir insandan ne bekliyorsun? Ya burada böyle olan bir adam başka konuda nasıl yaratıcı olacak? Ne dediğimi anlatabildim mi? Evet. Bu benim kafamdaki soruya da çok güzel uyan bir cevap oldu. Tabii ki cevap bu. Evet. Kesinlikle bu oldu. Evet. Çünkü benim yaşadığım döneme en uygun cevap bu gerçekten. Gayet tabii ki. Mesela bu kadar basit. Haklısınız. Ya bunun dışında da birçok mesele var. Yani dinin bu şekilde bir şeyi var. Evet. Yani iki tane önemli problemden bahsettim sana. Bir, o şu meselenin çözülememesi. Evet. Akılla iman arasındaki veya felsefeyle işte din arasındaki ilişkinin çözülmesi. İki, bu anlayış. Yani ne diyelim? Anti özgürlükçü. İnsanın kendi kabiliyeti hiçbir şekilde kullanılmasına kadar. Bunun yanına çok faktör daha ilave ederim. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Beşinci soruya geçiyorum. Peki bunları yayınlayacak mısın? Bunlar biraz benim sorum gibi oldu. Hocamla beraber artık ama... Karar verin, siz verin. Son isterseniz şeyi size göndereyim. Evladım karar verin. Ben bunu her yerde söylüyorum. Tamam o zaman. Bak şimdi benim konuşmalarımda insanların zaten asıl ilgisini çeken şey bu. Evet. Anladın mı? Kesinlikle. Ben çok memnun oldum ya sizinle. Gerçekten tanıştığıma çok memnun oldum. Çünkü söylediğiniz şeyler hani... Sizi televizyondan seyrediyorum, videolarınızı seyrediyorum ama hani siz anlatırken sormak istediğim şeyler oluyordu ya da çevremle paylaşabildiğim ya da bir ölçüde paylaşabildiğim çünkü herkes bu kadar rahat konuşmak istemiyor sanırım. O yüzden bu soruma cevabı sizde bulduğum için sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Türkiye'de benim kadar ne diyelim bunları bir bilen. Yok o ayrısınız. Hayır şey demek istedim. Hani doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar denir ya. O açıdan. Peki sonra. Devam edelim. Henry Corbin'in ünlü İslam Felsefesi Tarihi kitabını tercüme ettiniz. Sizce İslam felsefesi orta çağda kalmış Grek felsefesinin devamı ve Rönesans'a köprü görevi görmüş bir felsefe midir? En önemli özelliği budur. Ve bu değerli bir şeydir. Ama ilk çağın meselesi veya meseleleri olmayan birçok meseleyi de efendime söyleyelim doğal olarak ele aldığı için ondan ibaret değildir. İşte mesela felsefe değil ilişkiler meselesi. Yunan'ın meselesi değildir. Akılla iman arasındaki ilişkiler meselesi Yunan'ın meselesi değildir. Ve bu meseleler de önemlidir. Yani bu meseleler bizim için değil, bu meseleler Batı için de önemlidir. Şu anda da önemlidir. Ve bu meseleler üzerindeki ne diyelim soruşturmaları, araştırmaları, çözümleri, çözümsüzlükleri neticede bizden sonra Batı için bir malzeme teşkil etmiştir. Yani aynı meselelerle efendim bir Maimonides de ilgilenmiştir, bir Aquinas Saint-Thomas da ilgilenmiştir, bir Spinoza da ilgilenmiştir. Dolayısıyla evet, büyük ölçüde Yunan'dır. Evet, büyük ölçüde Yunan meselelerini Yunan tarzında ele alır. Ama istese de istemese de başka bir dünyada yaşadığı için, başka bir çağda yaşadığı için o çağın kendine mahsus meselelerini ele alır. Biraz evvel söylediğim konularda. Ve o meselelerde yine istese de istemese de deyim yerinde orijinal olmak zorunda kalır. Bunlar önemli midir? Çok önemlidir. Hatta Batı için bizden daha çok önemlidir. Çünkü Batı bunların üzerinde yükselerek, bu basamak, bunlardan, bu malzemeden. Bak ne dedim biraz evvel, sadece başarı değil, başarısızlıktan ders alarak.
Yani Saint Thomas İbn Rüşd'e bakarak şunu fark etmiştir. Bu çözüm çözüm değil. Evet, böyle bir çözüme ihtiyacımız var ama bu çözüm çözüm değil. Başka bir çözüm bulmamız lazım bu konuda. Anlatabildim ne demek istediğimi? Felsefe böyle bir şeydir, kültür de böyle bir şeydir. Yani insanlar birbirlerinden alırlar, birbirlerinden yararlanırlar. Birbirlerinin sadece doğrularından değil, birbirlerinin çözümsüzlüklerinden de yararlanırlar. Henry Corbin başka bir şey. O benim çok sevdiğim bir adam değildir. Yani tamam, büyük bir adamdır ama o daha ziyade felsefeyi İran şeyine, tasavvufuna veya İran mistisizmine veya İran ilahi hikmeti dediği bir şeye doğru götürmeye çalışan bir adamdır. Ama tabii bu da kendi içinde değerli bir şeydir. Bu da bir yorumdur. En azından o unsuru, İran unsurunu anlamamıza da çok hizmet eder. Ama yani ben İran tarzı felsefeyi pek sevmem. Neyse, onun nedenleri de başka bir şeydir. Benim tarzım değildir o. Altıncı soruya geçiyorum. Roger Hernandez'in İslam dünyasında felsefi düşünce nasıl kötürümleşti makaleniz çokça referans ediliyor. Sizce İslam felsefesi neden inkiyata uğradı? İnkiyat ne demek ya? Bak terim yanlış. Neyse. Bakmıştım ben ama. İnkiyat. İnkiyat itaat etme demektir. Yanlış bir terim. Neyse, hocana söyle onu. Bakmıştım ben bunun sözünü şeyine ama. Şekerim, İslam felsefesinin niye bir noktadan sonra gerilediğine dair bir şeyler söyledim. Ona bir iki ilave yapayım. Şimdi Farabi'nin felsefeyle ilgili olarak düşüncelerinin veya felsefeyle ve dinle ilgili olarak peygamberle filozof arasındaki ilişkiyle düşünceler olduğunu söyledim. Problem olduğunu söyledim bunu. Biraz daha söyledim. İbn-i Sina Gazali'den önce gelmesine rağmen, yani daha henüz Gazali'nin eleştirilebilmemesine rağmen bunun problemli olduğunu fark eder. Ne bakımdan? İşte İslam dünyasında felsefeye, felsefenin şemsiyesi altında gelişebilecek olan faaliyetlere, akılsal, entelektüel faaliyetlere yeterli ölçüde bir meşruiyet sağlamayacağını fark eder. İki, İbn-i Sina Farabi'den daha çok Platoncudur. Farabi daha çok Aristotelesçi olmaya çalışır ama işte herkesin bildiği gibi tabii bu yeni Platoncular deyim yerindeyse, yani deyim yerindeyse tırnak içinde, hem Farabi'nin hem İbn Sina'nın ahlakını bozmuşlardır. Mesela Aquino Saint Thomas yeni Platoncuları sevmez. Onun için Aristoteles'ten hareketle Hristiyanlığı telif etmeye çalışır. Şimdi yeni Platoncular da ne diyelim, birçok konuda tabii deyim yerindeyse dinle uzlaştırılabilir olduğu düşünülen şeyler vardır. Evet. Dinle uzlaştırılabilir olduğu düşünülen diyorum, dikkat et. Dille. Din. Dinle uzlaştırılabilir olduğu şeyler vardır. Şimdi tabii dinle uzlaştırmayı da sağlamaya çalıştığı için İbn-i Sina ona gider. Mesela ne diyelim. Şimdi Aristoteles için evrenin ezeli olduğu, kadim olduğu kesin. Onu tartışmayalım hiç. Farabi de aynı şeyi söylüyor. Ama Farabi şunu biliyor. Yani yeni Platoncuların da bu konuda başka bir çözüm var. O da şu. Hem ezeli hem Tanrı tarafından yaratılmış. Şimdi problem şurada. Ezeli ise Tanrı'ya ihtiyacı yoktur. Gazali de söylüyor bunu. Ulan ezeli ise Tanrı'ya ihtiyacı yoktur. Şimdi İbn-i Sina bu şeyin Farabi'nin çözemediği meseleyi yeni Platoncu şekilde çözmeye çalışıyor. Yani nasıl çözmeye çalışıyor? Canım fiilen ve egzistansiyel olarak ezeli değildir. Ama potansiyel ve fikir olarak ezelidir. Yani Tanrı'nın nesidir? Bir düşüncesidir. Tanrı'nın düşüncesidir. Evet. O düşünce Tanrı ile ezelidir. Tanrı ile aynı ölçüde ezelidir. Dolayısıyla hem Tanrı'nın düşüncesi olması bakımından bir fikir olarak ezelidir, hem de Tanrı'nın onu zaman içerisinde, deyim yerinde ise bir ol emriyle hadis
ihdas etmesi bakımından da varlığa gelmiştir. Bu ikinciyi tam olarak söylemiyor ama yani kurtuluşu biraz bundan buluyor. Mantık bakımından özelliği, metafizik bakımından özelliği değil. Bu nedir? Bu şimdi? Bu nedir? Bir çözüm. Ne çözüm işte? Dinle felsefeyi veya akılla imanı uzlaştırma çözümü. Gazali ne diyor? Olmaz diyor. Bu palavra bir çözüm. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Yani hem ki Tanrı'nın Müslüman veya Hristiyan dünyasında yer ettiği, işgal ettiği yeri biliyoruz. Yani mesele evrenin ezeliliği, Tanrı ile ilgili bütün projeyi ortadan kaldıran bir şeydir. Yani Müslüman dünyasında veya Hristiyan dünyasında veya Yahudi dünyasında yokluktan var etme fikri sadece fizik bir mesele değildir. Sadece metafizik mesele değildir. Aynı zamanda ahlaki bir meseledir. Yani ahlaki bakımından da önemlidir. Acaba ne dediğimi anladınız mı? Bunu tam anlayamadım. Tabii anlayamazsın. Yani bu sadece fiziksel bir mesele değildir. Daha evvel de söylediğim bir şeye benzer bir şey söylüyorum. Eğer evren ezeli ise Tanrı'ya ne ihtiyaç vardır? Bu kadar basit. Evet, doğru. Ne demiştin? Doğru. Bak ne demiştin biraz evvel? Saint Paul ne diyor? Eğer akıl kendi başına Tanrı'yı bulabilecekse, kurtuluşa eriştirebilecekse, İsa'ya ne ihtiyaç vardır? Aynı sorunun iki ayrı değişik şeklidir. Ne diyecekti şey? Akıl kendi başına, felsefe kendi başına kurtuluşu sağlamaz. Onun için İsa vardır. Acaba anladın mı? Anladım. İsa'ya iman ederek ancak insanoğlu kurtulabilir. Evet. Bak buldu. Evet. Bak buldu ona bir çözüm. Akıl yetmez. E şimdi Gazali'nin sorduğu sual o. Eğer evren kadimse Tanrı'ya ne ihtiyaç var? Peki Yunan ne diyor? Yunan şöyle diyor. Yunan'da Tanrı'ya ihtiyaç şuradan var. Yaratıcı bir Tanrı olarak değil. Düzenleyici bir Tanrı. Şekil. Zaten. Kaostan kozmosa getiriyor. Güzel. Yavaş yavaş anlayacaksın şimdi ne demek. Kaostan kozmosa götüren bir Tanrı Müslümana yeter mi? Yetmez bence. Bak bak yeter mi dedim. Keser mi Müslümanı veya Hristiyanı? Yahu Müslüman ve Hristiyan için Tanrı vardı hiçbir şey yoktu. Sonra Tanrı özgürce ve iradi olarak insanı ve evreni bir projeyi gerçekleştirmek için meydana getirdi. İşte ahlaki derken kastettiğim benim bu. Günlük ahlakı kastetmiyorum. Birinde Tanrı'ya hiçbir bakıma ciddi olarak ihtiyaç yoktu Yunan'da. Evet. En fazla bir işte Anaxagoras'ın aklı, Nous'u ve Aristoteles'in güzellik veya doğruya giden ilişkisi olarak ihtiyaç vardır. Yönelim olarak diyor. Oysa İslamiyet'te Tanrı yoksa hiçbir şey yoktur. Hristiyanlıkta bak. İnsan ve evren Tanrı'nın saf bir yaratımıdır. Bir. İradi bir yaratımıdır. İki. Özgürce yaratımıdır. Üç. Bir projesi vardır insanla ilgili olarak. O projenin gerçekleşmesi yaratımıdır. Şimdi eğer Tanrı insanın gerçek anlamda yaratıcısı ve sadece Tanrı gerçekten varsa her şey Tanrı'ya bağlı ve bağımlıdır. Evet. Her şey, her şey. Yani Augustinus'un dediği gibi matematik hakikatlerin kendisi de teminatını orada bulur. Ahlaki hakikatler de geçerliliğini, meşruiyetini onda bulur. Kurtuluş ümidi de varlığını orada bulur. İyi ve kötü de temelini orada bulur. Her şey orada bulur. Tanrı yoksa buna hiçbir şey yoktu. Aristoteles de Tanrı yoksa mesele önemli değil. Dünya kendi ayakları üzerinde yürür. Evet. İyi gene iyidir. Kötü gene kötüdür. Tabiat gene tabiattır. Yasa gene yasadır. Anlamıyor musun? Kaldı bunların hepsi kalır. Oysa Tanrı yoksa hiçbir şey kalmaz burada İslamiyet'te. Evet. Dolayısıyla yani İbn Sina şeyi dediği zaman canım hem teorik olarak veya bilmem mantıksal olarak ezelidir hem de işte yok bilmem metafizik olarak veya egzistansiyel olarak yaratılmıştır dediğim meseleyi çözdüm dediği zaman Gazali der ki hiçbir şeyi çözmedim.
Tanrı dünyayı tekrar ediyor. Yoktan özgürce, iradi olarak tekrar ediyorum. Bir projeyi gerçekleştirmek için içinde insanın da belli bir yeri olan bir varlık olarak yaratmak zorundadır. İnna ilahi raciun. İnna lillah ve inna ilahi raciun. Ben şöyle diyeyim ben. Ondan geldik. Ve ona gideceğiz. Bak, ondan geldik, ona gideceğiz. Lafının bir anlamı bu. Her şeyin kaynağı o. Her şeyin. Hakikatin, iyinin, doğrunun. Şimdi anlıyor musun? Ortaçağ insanı için, ortaçağ insanı için, ortaçağ insanı Yunan insanı değil ki. Evet. Ortaçağ insanı Aristoteles değil ki. Ortaçağ insanı için bu mesele çok çok önemli. Hayati. Hayati, egzistansiyel bir mesele. Ahlaki bir mesele. Evet. Anladın mı şimdi? Ya bütün diğer mesele de buna bağlı zaten. Kurtuluş da buna bağlı, gelecek hayat da buna bağlı, evet. Vesaire vesaire bu bağlı. Ha, ne dedim? Niye bu şey yapmıyor değil mi? Soru neydi? Biraz evvelki sorun. Bu konuya cevap vermek için söyledim sorular. İslam dünyasında felsefi düşünce nasıl kötürümleşti? Ha. Sizce İslam felsefesi evet. İnkiyatı uğradı demiştik. Evet. Şimdi çözemiyor meseleyi. İbn-i Sina geliyor bak şeyden önce, Gazali'den önce. O da çözemiyor. Bunu söylüyor ama ne diyor Gazali? Yemem ben bunu. Normal bir Müslüman bunu yemez. Normal bir Hristiyan da bunu yemez diyor. Olmaz bu diyor. Bütün bunlar Tanrı'yı aslında senin evrenin ve insanın karşısında ikinci plana düşürme ve bilmem ne yapman diyor bunu. Arkasından da Gazali de işte bu problemin şeylerini koyunca ortaya, bütün teferruatını, sefahatını koyunca felsefeye deyim yerindeyse insanla veya felsefe paketinin o büyük kısmına bakıyorlar. Yok, bu hakikaten problemli diyorlar. İbn Sina'nın yaratmış olduğu bence tehlike olan bir şey daha var. O da şu. Yani sadece Aristoteles'te kalsa, sadece Farabi'de kalsa ki Farabi'nin de orada biraz günahı var. İbn Sina bir de bir taraftan bir Batı felsefesi Aristoteles diyor, bir taraftan hikmet Doğu felsefesi diyor. Ha bir de mistikliğe giden bir yol açıyor. Şimdi buradan da gidebiliyor. Yani aklı faalle, sezgiyle birleşiriz, hikmetle bilmem ne yaparız. Böyle bir takım evet. Yani. Güzel. Şimdi oraya gittiği zaman insanlar Aristoteles'ten kaçıyorlar. Çok genel bir şey söylüyorum. Aristoteles sağlıklı bir adam değil. Aristoteles problemli. Gördük. Aristoteles'ten yeni Platonculuğa kaçıyorlar. Yeni Platonculuktan mistikliğe. Tasavvufa kaçıyorlar. Ve 12. Evet. yıldan itibaren İslam şeyinin, İslam düşünürlerinin hepsinin şeyleri, kaçtıkları alan aklı başında herkesin ki buna işte şey de dahil ne derler Muhittin Arabi nereye kaçıyorlar? Tasavvufa kaçıyorlar. Yani İbn Sina'nın da kendilerine açtığı o yoldan tasavvufa kaçıyorlar. Yani niye bunu yapıyorlar? Ha biraz öyle düşünelim. Şimdi bir tarafta Ebu Suud Efendiler var. Bunu sembol olarak kullanıyorum. Efendim? Ebu Suud Efendiler var. Bunu sembol olarak kullanıyorum. Tamam. Yani Ebu Suud Efendi tabii yaşamıyor o sırada. Yani dini tamamen hukuk olarak alan, şekil olarak alan, ibadet olarak alan, muhafazakar, sünni Müslümanlar var. Evet. Biraz daha anlattığım o kitap. Evet. Bilmem ne var. Bir taraftan filozoflar var. Filozoflar da tehlikeli böyle gördüğün gibi. Kökü dışarıda. Şimdi bir de dışında kalan bir takım gruplar var. Sen varsın. Babam var. Filozofa bakıyor korkuyor. Bu filozof problemli. Ebu Suud Efendi'ye bakıyor. Ulan bu da çok ilkel ya. Dinden çünkü onun anladığı az, kes, kadın, döv, ne dediğimi anladın mı? Hukuk, fıkıh. Anladım. İnsanların bir kısmı bu kesmiyor. İnsanların bir kısmı bunu kesmiyor. Nereye kaçıyor olanlar? Ne felsefe, ne şeriat. Öyle diyelim.
Tamam. Ne akıl, ne itaat, biat. Hangi yol kaldı? Bir tek yol kaldı. Aşk. Birlik, aşk. Sezgi. Ha. Mistisizm, tasavvuf. Evet, tasavvuf. Şiir. Evet. Çünkü orada şiir var orada. Müzik var orada. Kendilerine böyle bir dünya yaratmak da diyebilir miyiz? Bunlardan evet, yaratıyorlar geçiş. İşte. Evet. Tasavvuf ön plana geçiyor. Felsefe gitti. Şeriat sevimsiz. Evet. Tasavvufa sığınıyorlar. Yani aşk, Tanrı sevgisi, şiir, müzik, cemaat. Tasavvuf birçok bakımdan değerli olabilir ama gördüğün gibi uygarlık bakımından hiç de işe yarar bir şey değildir. Çünkü evet, o biraz şey gibi, hani ütopya gibi diyebilirim. Ütopya belki, kötü bir terim. Yani evet, şöyle, kesinlikle kötü bir terim de. He, hani yani evladım orada bilim yapamazsın. Evet. Orası şey gibi, Müslümanlıktaki cennet bahçeleri. Çok güzel, ha, iyi, tamam. Orada bilim yapamazsın. Orada siyaset yapamazsın. Çok romantik. Orada ahlak da yapamazsın. Kesinlikle gerçeklik yok diyoruz. Orada yani. Gerçeklik yok. Ha. Orası şiir. Hele bir de buna ekledin mi şeyi? Efendim esrarı mesrarı da ekledin mi? Ha. Tekkelere mekkelere yandın. İşte sana İslam felsefesinin geleceği niye yok? Bana bak, bir şey söyleyeceğim sana. Yayınlamasanız bile bunun şeyini bana gönder. Tabii, komple. Tamam. Ne dedim anladın mı? Evet, evet. Çünkü sen yayınlamazsın, ben bunu YouTube'da yayınlarım. Tamam hocam. Düşün yani, yazık bunlara. Kesinlikle. Hocana da söyle bunu yani. Tabii tabii, söyleyeyim. İçinden istediğini seçersiniz. Ama tabii. Bütününü bana göndereceksin. Tabii ki gönderirim hocam. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Bu bağlamda İslam felsefesi özgün müdür? Diğer felsefelerden farklı kılan özellikleri nelerdir? Bence cevabını verdim. Kesinlikle. Belli ölçüde özgün. Çok özgün değil. Hı-hı. Belli ölçüde özgün. Yani tekrar değil, saf bir tekrar değil. Hı-hı. Hiç kendine mahsus özellikleri, yaratıcı nitelikleri olmayan bir şey değil. Olduğu belli, bunları konuşuyoruz zaten. Hı-hı. Ama aman ne özgün dediğin zaman özgün değil. Çünkü özgün olması hiç deyim yerindeyse. İçinde yaşadığı toplumun özgün olması gerekiyor. Yani özgün olması derken şu, o zamana kadar yaşadığı hayatın dışındaki bir takım gelişmelere şahit olması lazım. Acaba anlıyor musun? Felsefe gökten zembille inmiyor, havada değil. Niye yeni çağın başından itibaren yavaş yavaş felsefeler, felsefe demiyorum, felsefeler birbirinden farklı olarak gelişiyor? Çünkü Batı toplumu her konuda, ekonomide, siyasette, kültürde, ticarette, her konuda yeni bir aşamalara giriyor. Yani din savaşları ortaya çıkıyor. Din savaşları ona uygun bir takım fikirlerin geliştirilmesini gerektiriyor. Niye Locke şeyi yazıyor, hoşgörü üzerine mektubu? Niye Spinoza Trete teolojik politiği yazıyor? Yani demokrasi fikrini, İnsan hakları fikrini, doğal hukuku niye insan ortaya atıyorlar? Çünkü toplumda evrensel bir hukuk vesaire yönünde neler var? Gelişmeler var. Yani insan hakları, evet. Burjuvazi çıkıp da insan haklarından, evrensel insan haklarından söz etmese insan hakları filozofu çıkmaz ortaya. Burjuvazi de ortaya çıkmasa bundan kimse söz etmez. Doğru mu? Doğru, çok doğru. Ne dediğimi anladın mı? Evet. Ya? Toplumda bir özgünlük yok. Toplumda özgün olmayınca felsefe özgün olur mu? Ha, felsefe özgün değil de divan şiiri mi özgün? Veya felsefe özgün değil de halk şiiri mi özgün? Bunların hepsi kalıp artık. Bir noktadan sonra hepsi kalıp. Bunlara mazmun denir. Bunları derslerde de böyle anlatıyorlar zaten. Kalıp olarak da anlatıyorlar. Bunlar kalıp, ha, dediğin gibi kalıp bunlar. Kalıp derken ne kastettiğimi anladın. Evet, evet. Ya bunların artık şeyi yok. Bunların içeriği falan filan yok. Bunların ruhu yok. Evet. Çünkü toplumun kendisi stagnasyon içinde. Durmuş. Toplum durmuş, toplum. Toplum durunca her şey durmuş. Yunan felsefesi niye o kadar kısa zaman içinde o kadar büyük değişiklikler gördü? Yahu 6. yüzyıldan başladı, 5. yüzyıla geldi, 4. yüzyıla geldiğimiz zaman
Yunan toplumunda bin bir çeşit değişiklik var. Ekonomik değişiklik var, işte bilmem ne siyasi değişiklik var, yönetim değişikliği var, savaşlar var, neler var neler var. E ne var bizde? Yani Fatih İstanbul'u aldı diye bir şey değişmedi. Veya Fatih Viyana'ya gitti veya Yakarlı gitti geri geldi. Bir şey yok ortalıkta. Toplumdur. Esas olan değişikliğin kaynağı, nedeni. Bak mesela Türk toplumu şu anda çok hızlı değişiyor. Ama diyeceksin ya o felsefe de hemen arkasına gelmesi lazım. E ama işte felsefenin arkadan gelmesi ve o değişiklikleri ne diyelim kavraması, ifadelendirmesi, kavramsallaştırması o kadar kolay değil. Anladın mı demek istediğimi? Ama en azından bak bunları konuşuyoruz. Aynen. Niye bunları konuşuyoruz? E çünkü bu toplum bu problemleri artık konuşmamıza imkan veya ihtiyaç gösteren bir toplum. Kesinlikle. Yavaş yavaş. E sen diyeceksin ki hoca niye benim hocalarım konuşmuyorlar? Onun da cevabı içinde. Onlar hala o toplumda yaşıyorlar. Evet. O dünyada yaşıyorlar. Mesela. Haklısınız. Bilim gibi yani. Evet. Zamanında Einstein'ın bulduğu şeyleri kim bilebilirdi? Uzaya gidebileceğini, navigasyonun olabileceğini Einstein bilemezdi. Şimdiki teknolojiyle olan şeyler diyorsunuz ki felsefede zamanla peşine gayet gelecek. Gayet tabii. 8. soruya geçiyorum. İslam felsefesinde tasavvuftan çok kelam alanına ilgi duyuyor. Çalışmalarınızda bu yöne ağırlık veriyorsunuz. Sizce İslam kelamı özgün müdür? Tasavvufun ya da diğer deyişle mistisizmin hakkında neler söylemek istersiniz? Biraz evvelki soruda mistisizm hakkında genel olarak söyledim. Daha ayrıntısına girmek istemem. Tamamdır. Hı-hı. 9. soruya geçiyorum. Türkiye'de Tanzimat'tan beri ithal felsefelerin etkisinde Batı'dan birçok felsefe akımı ülkemize girdi. Kendimize özgü bir akım ve Batı'da tanınan önde gelen bir filozofumuz yok gibi. Bunun sebepleri sizce neler olabilir? Çokça dinlendirilen özgür bir ortamın olmaması, siyasi ve ideolojik desteğin yoksun olması, halkın felsefeye bakışı mı felsefeyi olumsuz olarak belirliyor? Bunların hepsi. Veya hiçbiri. Yani şöyle. Yani Batı'dan felsefe, ithal felsefe, çeşitli felsefi görüşleri aldık. Evet. Ve onların üzerine kendimiz bir şey ekleyemedik. E Batı'dan bilim de aldık, teknoloji de aldık. E onların üzerine de bir şey ekleyemedik. Evet. Neticede arabaları onların teknolojisiyle üretiyoruz. Cep telefonları onların teknolojisiyle, buzdolabı onların teknolojisiyle. Bunlar kolay işler değil. İki, bunları özgürlük ortamının olmamasının da bunda bir rolü var mı? E, eskiye göre çok daha özgürüz yani aslında, onu da söyleyelim. Yani sen siyasete falan bakma. Ama bu işler felsefi olarak orijinal diyebileceğimiz ve herkesin de gerçekten değerli göreceği fikirler üretmek öyle kolay mı? Hani biz üretmiyoruz da Bulgaristan mı üretiyor? Ve Yunanistan mı üretiyor? Yani şu anda Yunanistan'dan çıkmış olan son 100 yıl içerisinde, 200 yıl içerisinde orijinal bir filozof var mı? Yok. Ha felsefe tarihçisi olur. Felsefe tarihçisi kötü de kolay olur. Ben de felsefe tarihçisiyim. Kolay olur. Çünkü o yüzden bilimsel bir çalışma yapıyor. Metin yayınlarsın veya metinleri yorumlarsın. Ama filozof öyle kolay bir şey değil. Yani tekrar ediyorum. Yani bizde yok da şu anda Hindistan'da mı filozof var? Veya Çin'de mi var? Bir Çin filozofunu mu biliyorsun şu anda? Japon filozofunu biliyor musun? Demek ki felsefe öyle kolay bir şey değil. Felsefe öyle kolay bir şey değil. Gayet tabii ki ithal edecektir. Yani daha doğrusu onların yaptıkları felsefeler hakkında bilgi sahibi olacaktık. Onların yaptıkları felsefeleri tanıtacaktık. Öyle yaptık. Yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Kitaplarını çevirecektik. Felsefe dilini teşekkür ettirecektik. Yaptık, yapıyoruz, ediyoruz. Anlatabildim mi? Ya bu işler öyle kolay kolay olacak işler değildir. Bir altyapının oluşması. Evet yani altyapı da hem de nasıl altyapı olacak. Şimdi muhtemelen soru da gelecek ama ben sana hemen söyleyeyim. E hocam hangi noktadayız dersen? E valla epey iyi bir noktadayız. Yani neticede bu işler kolay işler değil. Kaldı ki bilimde bana daha kolay. Yani bilimde
Bir teknoloji alırsın, bir formül alırsın, uygularsın. Alıp uygulayacak halimiz yok. Kendimiz için, kendi toplumumuz için özel formüller üretecek halimiz yok. Dünya için üretecek halimiz yok. Dünyayı zaten bilmiyoruz ki. Ama gene de, yani buna felsefe mi deriz, sosyoloji mi deriz, ne dersek diyelim. İyi kötü yetiştirdiğimiz adamlar var. Bir Ziya Gökalp diyelim. Hocam filozof mudur? Ziya Gökalp. Bence değildir. Hayır değildir ama evladım çok sert veya çok şey tutmayın bu meseleleri. Yani Türk toplumu ile ilgili olarak, Türk kültürü ile ilgili kesinlikle olarak. Kesinlikle doğru, güzel şeyler yapmıştır. Ha. Dönemine uygundur, ha. Siyasi döneme uygundur. Çok güzel. Aynen. Çok güzel. Ama bence bir filozof. Ya gayet tabii ki değil. Adam bir sosyolog öyle, diyebiliriz adam belki. Adam da o iddiada değil zaten. Evet, aynen kesinlikle. Adam da o iddiada değil. Hı-hı. Bence aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Şimdi demek ki bizim de iyi kötü, yani bize, yani ve Ahmet Hamdi Tanpınar atıyorum. Yani bir filozof mudur? Değildir. Ama gene de bir şeyler söylemiştir. Edebiyat konusunda, tarih konusunda değerli bir takım şeyler söylemiştir. Gözlemlerde bulunmuştur. Yani felsefe başka bir şey tabii. Yani felsefe öyle kolay bir şey değil. Kesinlikle. Biz bölüme ilk başladığımızda bir hocamız söylemişti, şu an hatırlamıyorum ama... Herkesin dünya görüşü olabilir ama kimse çok öyle herkesin dünya görüşü felsefe değil ki demişti. Kaldı ki dünya görüşü de yok herkesin. Evet. Yani çok genel anlamda gerçekten dünya görüşü var. Ne dünya görüşü? Kesinlikle. Yani eğer o dünya görüşü kendi içinde tutarlı, sistemli, bir bütünlüğü olan, bir estetiği olan bir şey olsa gene bir dünya görüşü olur. Ne dünya görüşü? Hepimiz parça parça şeylere sahibiz. Bu da doğal. Kesinlikle bu da doğal. Bu dönemin en doğal şeyi. Bu da doğal. Tekrar ediyorum. Demek ki bu konunun zaten tabiatında böyle bir şey var. Kültür böyle bir şey, felsefe böyle bir şey. Yani orijinal, Osmanlı niye orijinal değildi? Olamazdı. Biz niye orijinal değildi? Biz de olamayız. Ama şu var. Yani belki yeri burada ama belki yeri değil bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim şimdi ben. Bizim en büyük problemimiz kültürel olarak, öbür bakımdan değil. Ne diyelim? Gerçekten düşünmememiz. Gerçekten düşünmememiz. Yani ne gerçek problemlerimizi düşünüyoruz, ne gerçek problemlerimizi gerçekten düşünüyoruz. Şimdi şeyin bir cümlesi var, çok seviyorum. Burada onu zikretmek istiyorum. Bu Murat Han Munga'nın. Orta Doğu'nun dini diyor iki yüzlüktür. Bu çok hoş bir cümle. Orta Doğu'nun dini iki yüzlüktür. Şimdi ben işte bu cümleyi şöyle arıyorum. İki yüzlük deken şu. Yani gerçekten hiçbir problemi, hiçbir meselemiz, hiçbir güçlüğümüzü o güçlüğün bizatihi kendisi için ve samimi olarak ve hakiki olarak ve gerçekçi olarak düşünmüyoruz. Her meseleyi başka bir şeyle ilgili olarak orada bir kazanç elde etmek için düşünüyoruz. Bir de ama çok fazla siyasi düşünüyoruz. Siyasi düşünme düşünme değildir. Siyasetin kendisini düşünmek siyasi düşüncedir. Ama biz sadece siyasetin kendisini değil ki, üniversite meselesini. Üniversite meselesi, bir üniversite meselesi, yüksek öğretim meselesi, bir eğitim meselesi, şu an siyasetle ilgili olarak mı düşünüyoruz? Genel olarak. Olması gereken eğitim müessesi. Ama ne olarak düşünüyoruz? Siyasi. Olan siyasi. Ahlak meselesi ne olarak düşünüyoruz? Siyasi olarak. Yani bizim böyle bir derdimiz var, bir ideolojimiz var bizim. Anlatabildim mi? Siyasi derken, istersen partici düşünelim diyelim. İstersen ilerici gerici düşünüyoruz dersin. Evet. Diyelim. Bak, o da bir kamplaşma falan diyor. İstiyorsan hemşerici düşünüyoruz diyelim onları. Ya bu bir şey. Bu bir problem. Şimdi bu neden ne? Bu neden biraz önce söylediğim şeylerle ilgili. Bu da şu. Bir taraftan dışımızda bir dünya var. İyi kötü dünya hakkında fikre sahibiz. İki, o dünya hakkında geleneksel, dinsel, siyasi bir de kültürümüz var.
Şimdi o dış, o dünyayı, gerçek dünyayı sahip olduğumuz, o geleneksel dinsel kavramlarımız veya sistemimiz içine sokmaya çalışıyoruz. Girmeyeceğini biliyoruz. Biliyoruz, aptal değiliz. Ama şeyimiz yok. İkiyüzlük derken ben bunu kastediyorum. İkiyüzlük bu işte. Bunu anlatabildim mi? İkiyüzlük bu. Şimdi bir dil yaratmışız. Sen benim şey kitabımı okudun mu? Biyografimi. Yok, onu alamadım. Yani internetten sipariş ettim ama bana yetişemedi ne yazık ki. Peki, bak okursan göreceksin. Şimdi bir, iki türlü dil vardır. En azından bizde. Bir nesne dili, obje dili, bir de bizim kendi aramızda birbirimize konuştuğumuz zaman geliştirdiğimiz bir dil. İstiyorsan buna entersubjektif dil diyelim. Yani anlasın bunu. Bir objektif dil var, bir subjektif dil vardır, bir de entersubjektif dil vardır. Her yerde bu üç dil vardır. Şimdi objektif dilin en iyi örneği bilim dilidir. Evet. Ve ama illa bilim dil olmaz, bilim diline benzer diller de objektif dil olur. Yani şimdi bu nedir diyorum sana. Hocam bu tatlandırıcı. Bu telefon ağırlığı ne kadar? Belli. Aynen. Objektif dil bu. Fatih İstanbul'u ne zaman aldı? 1453. Güzel. Bunlar objektif dil. Hava dışarıda nasıl şu anda? Güneş. Bunlar objektif. Evet. Gelelim subjektif dile. Dün akşam bir takım rüyalar gördüm. Şu anda da bana bakarken içinden bir takım duygular geçiyor. Ben bunları bilebilir miyim? Rüyanı da bilemem. Bu subjektif bir, subjektif bir dil. Yani bunları bana anlatmaya kalktığın zaman, yani hocam biliyor musun dün akşam rüyamda ne kadar güzel bir şey gördüm, işte bilmem şöyle birisiyle arkadaşımla konuşuyordum. Bilemem. Entersubjektif dil şu. Entersubjektif dil. Ne objektif? Yani duysal, bilimsel, ortak bir dünyaya ait. Ne de subjektif? Yani rüyalarımız, hülyalarımız, hayallerimize ait bir dünya. Evet, anladım. Bunun en iyi örneği kültürdür. Evet. Kültür entersubjektif bir dildir. Acaba anladın mı kültürü? Anladım. Kültürü anladın mı? Şimdi atasözlerimiz, işte aileden gelen ve benimsenen terbiye ile ilgili cümleler. Anlatabildim mi? Bunların hepsi hangi dile ait? Entersubjektif dile aittir. Şimdi onlar aslında temelde bir sujenin ortaya attığı, bir yazarın, bir peygamberin, bir filozofun. Ama daha sonra bir grup tarafından benimsenen dildir. İstiyorsan bunu efsane dili de diyebiliriz. Rüyaların efsaneye ait değildir. Rüyaların ne zaman ki bir toplumun kurucu unsuru haline gelmeye başladı mı efsane diline ait olur. Evet, anladım ne demek istediğimi. Şimdi anladın değil mi? Şey gibi Petrus ya da Pavlus'un İsa'yı rüyalarında görüp de anlatmaları gibi Hristiyan anayasasını oluşturmak. Çok güzel. Şimdi Petrus'un gördüğü sübjektiftir. Evet. Petrus'un rüyasına inanmaya başladığımız andan itibaren entersubjektif var. Objektif de değil. Evet. Şimdi bütün kültür dilleri böyledir. Bütün kültür dilleri böyledir. Bu da normal. Fakat objektif dünya var ya, objektif dünyaya ait bir dil var ya, zaman içerisinde bu objektif dünyanın unsurları entersubjektif dilin, kültürün içine girmeye başlar. Ne diyeyim, anladın mı? Girmeye başlar. İstesen de istemesen de. Şöyle anlatayım. Senin ailende kızlarla ilgili bir düşünce var, rol var. Bunun temelinde hem şeyin var, baban var, efendim, peygamber var, peygamberin karısı var, Ebu Suud Efendi var. Doğru mu? Ya atıyorum sen, illa evet, ailen evet. Olmayabilir. Evet, evet. Anlıyorsun. Benim ailem. Tabii. Benim ailem. Urfa'da kadınların rolleriyle ilgili. Babasına, kardeşine, evlendiği zaman işte bilmem kocasına,
ilişkin bir dil var mı? O dil nedir? Objektif mi, subjektif mi? Ne objektif, ne subjektif? Aynen. İntersubjektif. Tamam. Şimdi zaman olur. Türkiye'nin şu veya bu nedenle hukuk sistemine medeni kanun dahil olur. Zaman olur. Türk kızları okumaya başlar şeyde, üniversitede. Zaman olur Türk kızları okuyup bir işe girerler. Yasalar önünde eşit olmaya başlarlar. Bunlar nedir şimdi artık? Hangi dünyaya ait? Objektif dünya. Çok güzel. Objektif dünyaya ait. Yasalar yahu. Aynen öyle. Artık yasalar konulmuş artık. O dünyanın gerçeği içinde olan şeyler artık bunlar. Buna bir takım şeyler de eklenir. Kız güzeldir, çok ilgi görür. Çok akıllıdır, asistan olur. Şimdi bu kızın yeni durumuyla, yasalar tarafından belirlenen, çalıştığı iş tarafından belirlenen yeni durumuyla kızla ilgili ailenin, babanın, annenin, kardeşlerin, kocanın entersubjektif dünyası birbirine uyar mı? Karıştı burada birbiri. Uyar mı, uyar mı? Uyumuyor. Kızla ilgili o memlekette, evet. Urfa'da, Gaziantep'te, uyumuyor. Mahallede, ailede, akrabalar, anne, baba, kardeşlerin kızla, kızın rolü, görevi, vücudu, hakları uymadığı. Uymuyor değil mi? Şimdi normalde ne olması gerekir? Neyin neye uyması gerekir? O efsane dilinin gerçeğin diline uyması gerekir. Evet. Yani yasaların diline, dünyanın yasaları diline. Evet. He? Evet, evet. Bizde ne olur? Eski efsanenin dili içerisinde onun o yeni durumunu anlamaya, anlatmaya, kabul etmeye çalışılır. Anladın mı? Anladım. Bu normaldir. Bu normaldir. Şimdi efsanenin dili ne kadar eskiyse, gücü ne kadar fazlaysa, bu yeni duruma uyma şeysi ihtimali o kadar azdır. Ve yeni durumun, yeni objektif dünya gerçeklerinin şiddeti ne kadar fazlaysa, efsanenin dilini parçalama ihtimali o kadar yüksektir. Doğru mu? Son dediğinizi bir daha tekrarlar mısınız acaba? Veya yeni objektif dünyanın unsurlarının gücü, evet, cep telefonunun, iş, yasa vesaire ne kadar gücü yüksekse o dili parçalama ihtimali, evet, o kadar yüksektir. Bu nasıl olur? Kızın ailesini reddetmesiyle, kocasından boşanmasıyla, kardeşinin bilmem ne yapmasıyla. Ne dediğimi anladın mı? Böyle olmaz mı? Şimdi problem buradadır. İşte mürahilik oradan ileri geliyor. Mürahilik şu. Dünya değişmiş. Objektif dünya başka bir dünya. Ama o dünyayı anlatmak için kullanılan dil, entersubjektif dil, efsane dili eski dünya. Evet. Acaba anladın mı? Evet, anladım. Şimdi İslam'ın eski kültürüyle dünyanın yeni gerçeğini anlatabilir misiniz? Anlamlandırabilir misiniz? Mesela bu. Aynen. Sizin şeyde de yapılmak istenen şey o. Fakültenizde de yapılmak istenen şey. Hatırlıyor musunuz? Şimdi modern dünyanın eğitimi içerisinde, felsefe eğitimi içerisinde itiraz, şüphe, soru sorma, cevap isteme dünyanın en doğal şeyi. Felsefe yapacağım. Ama medresedeki kelam öğretimi gibi yapacağım. Doğru mu? Olacak şey değil. Olacak şey değil. Heh. Heh. E hocam ne olacak? Oluyor. Olmuyor. Hayır. Olmuyor. Orada olmuyor. Orada olmuyor. Zaten faturanızda bile olmuyor. Olmaz. Yani size 30 lira bile fazladan yapsalar buna bile itiraz etme hakkınız varken neden olmuyor, bu sırada olmuyor? İşte olmuyor. Onu demeye çalışıyorum. Olmuyor. Oluyor gibi görünüyor. Oluyor gibi görünüyor. Heh, öyleymiş gibi görünüyor. Neden? E çünkü o kadar eski ve o kadar alışılmış ve o kadar şey ki arkasında bir kurum var, devlet var falan. Ama geleceği yok onun. Onun geleceği yok. Gelecek, hani çok daha basit söyleyelim.
kızların kendi isteklerine göre özgürce bir şekilde ailesinden vesaireden bağımsız olarak kendi vücutlarına, kendi giyimlerine, kuşamlarına hakim olması değil mi gelecek? Kesinlikle. Peki. Erkeklerin de yapabildiği gibi. Evet, erkeklerin de. Gelecek bu değil mi? Kadınlarda da. Gelecek bu değil mi? Kesinlikle. Hiç şüphen var mı bunda? Yok. Çok güzel. Gelecek bu. Şimdi ne yapmaya çalışıyor ama? Gene birçok baba, birçok muhafazakar o çocukların, o kızların vücuduna, giyimine, kuşamına, düşüncelerine, eşlerine hakim olmaya çalışıyorlar. Evet. Kesinlikle. Sadece olabiliyor. Kendi eşlerinin, çocuklarının da değil. Evet, olabiliyor. Niye? Çünkü elinde imkan var. Evet. Ama bu ortam, bu dünya o imkanı ortadan kaldıracak. Eminsin bundan değil mi? Ben de eminim. Eminim. Yani zannediyor musun? Yani mesela 10 sene sonra bütün kızlar, kadınlar babaların istedikleri gibi çarşafa girecekler. Ya en son okuduğum bir istatistikte dine inancın Türkiye'de oldukça düştüğünü. Gayet tabii. Bununla ilgili bir istatistik okumuştum. Biliyorum. Ama sanki her şeyin içi boşaltılıyormuş, geriye öylesine bizi böyle bir otla salacaklarmış gibi geliyor yani. O derece boşalmışız. Kızım, gibi o röportajı o zaman oku. Bunları konuştuk biz. Sana biraz evvel gösterdim. Evet. Aynen. Onlara bak. Peki. 10. soruya geçiyorum. Cumhuriyet döneminde felsefeye katkı sağlayan ilk felsefecilerin çoğunu tanımış oldunuz. Aydın Sayılı'dan Nusret Hızır'a, Abdullah Necati Akder'den Mübaat Türker Küyel'e kadar. Evet. Geçmişle bugünü kıyaslarsak akademide görev yapan öğretim üyelerine baktığınızda müsbet veya menfi gelişimi nasıl görüyorsunuz? Bunlar değerli adamlardı. Bazıları bazılarına çok daha değerli adamlardı. Ama tekrar ediyorum, bunların sayısı çok fazla değildi. Yani bunları tanıdım, şahsen tanıdım. 20 sene birlikte olduk onlarla, saygıyla anıyorum. Bazılarını da en azından daha sonra veya başka şekillerde tanıdım. Yani İstanbul'da da işte Macik Öpekler, Nemi Uygurlar vesaire gibi. Şimdi çok felsefeci var. Bunların içerisinde yani sayı bakımından söylerse, yani o zaman atıyorum 10 tane felsefeci varsa şimdi 100 tane felsefeci var. Bu 100 felsefecinin tabii benim tanıdığım kişilerin sayısı çok fazla değil. Ama tanıdığım felsefeci içerisinde tabii bir Nusret Bey veya bir Aydın Sayılı olmamakla birlikte çok değerli insanlar olduğunu da biliyorum. İsim verme. Veya bir Aydın Bey, bir Nusret Bey, ben en parlak dönemimde tanıdım. Bunların da zaman içinde, ileride aynı olmasa bile benzeri konumlara gelmeyeceğini söyleyemem. Dolayısıyla bunlar çok özel insanlardı. Cumhuriyet'in başlangıcında özel misyonları da vardı. Özel olarak seçilmişlerdi. Şimdiki felsefecilerin sahip olmadıkları bir görev duygusuna da sahiptiler. En azından Aydın Bey'le göre bunu söyleyebilirim yani. Yani Atatürk tarafından seçilmiş, gönderilmiş. Yani ona canım onlar öyle oldukları için de artık şimdikilerin hepsi değersiz, naylon da demem. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani herkesin illa Cumhuriyet dönemindeki o misyon duygusuyla gitmesi veya o duyguyu yaşaması gerekmez. Dünya değişiyor. Evet. Yani şimdi başka mülahazalar, başka gerekçelerle de insanlar giderler. Başka gerekçelerle de iyi felsefeci olabilirler. O zamanlar kötü felsefeci var mıydı? Vallahi bilmiyorum. Açıkçası ben tanımadım. Şimdi tabii daha sayılar çok artınca kötü felsefecilerle karşılaşıyor muyum? Evet. Ama bu da normal. Tekrar ediyorum. Onlar çok seçilmişti. Çok seçkindi. Ve zaten iyi olmasalar doğru da olmazlardı. Şimdi deyim yerindeyse çok daha fazla sayıda insan, çok daha fazla sayıda doktora yurt dışında yapma imkanı elde ediyor. Bunların hepsinin de aynı değerde olmasını beklemem. Ya bu da normal. Amerika'da içinde normal. Bir de bizim böyle bir yanlışımız var. Bütün üniversiteler aynı kalitede olmaz.
Evet. Yani yüksek okullar olur, üniversiteler olur, araştırma üniversiteler olur. Her biri başkadır. Toplumun her birisi başka bir ihtiyaca cevap verir. Sorun şudur. Şu anda felsefenin kendisi her bakımdan, dil bakımından, öğretim bakımından, program bakımından, yayınlanan kitaplar bakımından Türkiye'de makul bir ölçüde gelişme zeminine, potansiyeline ve geleceğe yönelik olarak değişme imkanına sahip. Ve bence sahip. Yani karşılaştırmayı böyle yapmak isterim ben. Tanıdığım, yani bu neye benziyor? Ya acaba bir Einstein daha var mı Amerika'da? Yok. Yok. Olması da gerekmiyor bence. Ama Amerika şimdi ne diyelim işte Einstein zamanında olduğuna çok daha her alanda bilimsel bakımda parlak bir takım gelişmeleri yaşıyor. Öyle oldu belli değil mi? Yani bundan 1950'lerde bir senede atıyorum 10 tane büyük keşif yapılıyorsa şimdi hu keşifle bir haftada yapılıyor. Evet. Bunu söylüyorlar biliyorsun. Felsefe için aynı şey söz konusu mu? Bilmiyorum ama yani somut olarak düşünüyorum. Somut olarak düşünüyorum. Tanıdığım birçok insanın, genç bir insanın epey parlak olduğunu biliyorum. Yeter. Yani o kadar çok şey yapmayalım. Evet. 11. soruya geçiyorum. Felsefeye giriş, felsefe tarihi, İslam felsefesi üzerine gibi telif çalışmalarınız Aristo'dan, Farabi'den, İbn Haldun'dan ve Louis Garnett'ten tercümeleriniz. Garde'den. Tercümeleriniz birçok baskı yaptı. Doğru. Türkiye'de felsefeye ilgiyi nasıl buluyorsunuz? Bu güzel. Bence bu da iyi bir soru. Vallahi itiraf ederim ki benim kitaplarımın bu kadar çok satılacağını düşünmezdim. En azından yani son zamanlara kadar düşünmezdi. Felsefeye giriş 26. 27. baskı. İşte her senede bir 10-15 bin basıyor. Demek herkes okuyor. Felsefe tarihi 10. baskıda. Hiç düşünmezdim yani bir baskı yapar diye düşünürdüm. Çevirle için aynı şey. Bunu ben de düşünmüyor değilim. Veya işte konuşmaların, televizyon programlarının bilmem hepsinin çok büyük bir kitleye hitap ettiğini görüyorum. Valla bunun açıklaması iki şey bence. Bir benimle ilgili, bir toplumla ilgili. Toplum felsefeyi istiyor. Felsefeyi seviyor. Bu kesin. Ben hiçbir yerde, hayatımda bulunduğum hiçbir yerde felsefeye karşı ne diyelim, olumsuz, kayıtsız insan görmedim. Genel olarak felsefe hakkında toplumun düşüncesi şu, zor bir şeydir. Anlaşılması zor bir şeydir. Derin bir şeydir. Biraz da işte Allah var mı yok mu gibi tamamen işte bu tür meselelerle ilgilenir. Bunların hepsi yanlış değil, yani doğru, bunlar da vardır. Ama felsefeye karşı tekrar ediyorum toplumun ilgisiz ve kayıtsız olduğu hiçbir yer görmedim. Yani ne senatoda gördüm bunu, ne başka yerde gördüm bunu, her muhitte gördüm. Bu demek ki toplumun aslında felsefeye karşı bir ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu da normal yani felsefe çünkü insan hayatına dokunan bir şey. Yaptığım konuşmaların bu kadar çok şey yapılması, dinlenmesi, yani televizyonda yaptığım konuşmalara bakıyorum. Bir sene sonra 400 bin kişi indirmiş oluyor onu. Bu bir gösterge. O konuşmalara işte yorumlar yapılıyor, yapılan yorumlara bakıyorum. Sen de bakmışsındır veya bak. Gösterir ki insanlar ilgi duyuyorlar. Tabii sizin hakkınızda yine bazı internet sitelerinde de konuşmalarınızla ilgili yorumlar biliyorum, var. Biliyorum. Hepsi çok yorum. Hatta bir tanesini var. Size belki gösteririm röportaj bittikten sonra. Çok var, çok. Ve olumlu. Evet, evet. Çok olumlu. Yani küfreden adam sayısı az. Onu kesinlikle. Evet. Yani 100 kişiden bilmem 2 kişi küfrediyor geri kalan. Şimdi bu toplumla ilgili. Ha benim buradaki rolüm ne? Anlıyorum onu. Onu zaten herkes söylüyor. Yani gerek konuşmalardan gerek yorumlardan anlıyorsun. Beni samimi buluyorlar. Evet bence. İki, hakiki buluyorlar. Üç,
kendi ne diyelim dillerine, düzenlerine indirebildiğimi düşünüyorlar. Bunun için çok özel bir çaba sarf etmiyorum. Ya şu anda yaptığımız konuşmada da olduğu gibi. Çünkü zaten felsefenin yani çok teknik olan, çok akademik olan bir takım kısımları müstesna veya verilmesi gereken, yapılması gereken kısımları müstesna. Felsefe zaten böyle olmalı. Yani biz Platon'un diyaloglarını okuduğumuz zaman, Sokrates'in tartışmalarını okuduğumuz zaman bize çok bir şey geliyor. Efendime söyleyelim, aman çok bir teknik geliyor. Veya Aristo. Yani Aristo'nun tamam metafiziğine biraz zordur ama çevirdim, ben çevirdim onu. Ama Nikomakos ahlakını okuduğunuz zaman sizin de bugün konuştuğunuz, ilgilendiğiniz meseleler aldığını. İyi nedir, kötü nedir, mutluluk nedir, karakter nedir vesaire nedir veya siyaset poet şeyini okuduğunuz zaman. Biliyorum çünkü yazdım işte Aristo'ya. Yazdım. Politikasını. Yani çok öyle ne diyeyim, çok özel bir jargon. Hani şey gibi, trigonometri okur gibi okumazsınız ki. Ne olacak yani? Demek ki ihtiyaç var. O ihtiyacı karşılayan bir insan varsa iki özelliğe sahip olması lazım. Kendine ilgili olarak. Benim tespitim bu. Samimi mi bu? Evet. Yani bir de insanlar tabii karşıdaki adamı gösteriş için, hava atmak için, üstünlük taslamak için bir takım şeyler söylediklerini fark ediyorlar. Bana en çok gelen şey bu. Yorum. Samimi mi? Hakiki mi? Gerçek meseleleri gerçekten düşündüğü gibi mi ifade ediyor? Ve dili. Dili nasıl? Şimdi ben sana bu anlattığım şeyleri çok teknik olarak da anlatabildim. Deyim yerindeyse. Evet. Ama bence bu yanlış. Yani hem felsefenin ruhu bakımından yanlış, hem Türkiye'de felsefenin rolü, yeri, işlevi bakımından yanlış. Yani ben Platon'un idealar teorisinde böyle anlatırım. Anlatabilir miyim? Gayet tabii ki anlatırım. Plotinus'u da böyle anlatırım. Niye anlatılmasın bunlar? Anlatılıyor ki okuyor insanlar işte. Bu kadar çok okuyorlar. Yani herkes, mesela özellikle ilahiyat öğrencileri. Biliyorum, ilahiyat öğrencileri beni çok seviyorlar. Ve yüksekte ateistim ben. Onları da biliyorlar. Ve ilahiyat hocaları biliyorlar. Ama şöyle düşünüyorlar. Haklı olarak bence doğru düşünmek bu. Ya tamam ateist. Ama ideolog değil. Evet. Ama siyasetçi değil. Derdi de bunlar değil. Üç, dini de öyle tutup da hakaret falan küfür ederek anlatmıyor. O öyle de anlatıyor, böyle de düşüncelerini anlatıyor. Biz anlıyoruz. Şimdi felsefeye giriş tekrar ediyorum. 27. baskı. 27. baskı. Bunu kim okuyor? Sadece öğrenci okumuyor ki, herkes okuyor bunu. Okuyorlar. Hani felsefe nedir, problemler nedir, yöntemleri nedir, felsefe teorileri nedir? İyi kötü fikir ediyorum. Yani Türkiye'de felsefe seviliyor. Eminim ki insan felsefeyi sever. Ben seviyorsam, sen seviyorsan öbürü de sever. Evet. Herkes sever, niye sevmesin? Hani insan, bilmiyorum, belki trigonometriyi sevmeyebilir. Ama insan bence coğrafyayı da sever. İnsan sevmez mi ya? İnsan biyolojiyi de sever. İnsan tarihi de sever. Acaba anlıyor musun demek istediğimi? Yani insanlar kendileriyle çok hiç ilgisi olmayan çok teknik şeyler dışında hele hele insanla ilgili şeyleri, edebiyat, felsefe, tarih, coğrafya, arkeoloji seviyorlar insanlar bunları. Biz de insanız. Ha, Türk de insan. Anlatabildim mi? Yani bu olayın açıklaması bu. Ya tabii bundan da çok memnunum. Evet, itiraf edeyim ki beni çok memnun ediyor bu. Çünkü değer verdiğim bir şeye başkalarının da değer verdiğini görmek harika bir şey. Ve bir süre sonra
yani onların da senin dilini veya kavramlarını kullanarak kendilerini ifade etmeye çalışsak iyi bir şey. Yani ben bunu görüyorum. Ben bulduğum bir şey bu. Hı-hı. 12. soruya geçiyorum. Hı-hı. Türkiye'deki üniversitelerdeki felsefe eğitimini nasıl buluyorsunuz? Birçok öğrenci lisansüstü tezlerde, doçentliklerde karşınıza gelmekte. Sizce felsefe eğitimini başarılı bulabilir miyiz? Şimdi ben tabii üniversiteden ayrılan epey oldu. Hı-hı. 8 sene oldu. Hı-hı. 2011-2019. Ama ayrılmadan evvel karşıma gelen yüksek lisans doktora öğrencilerini pek parlak bulmuyordum açıkçası. Açıkçası bunun biraz nedeni de bu bizim 80'lerden sonraki bu konularla ilgili yönetmelik vesaire konusundaki ne diyelim bana doğru gelmeyen tarzımız olduğuna inanıyorum. Yani şunu demek lazım. Bir doktora yapardık biz. O doktora da ben mesela 3 tane dil öğrendim. Ben İngilizceyi, Arapçayı, Almancayı doktora da öğrendim. Fransızcayı da evvel biliyordum. Bir doçentlik yapardık. Aynen doktora da yaptığımız gibi gene ciddi bir konuyu, büyük bir konuyu, etraflıca. İşte İbn Haldun, benim kitabıma da yayınlanıyor. Sırf insanlar okuyorlar. Kim yaptı, niye yaptı çok bilmiyorum ama işte 3 makale yazarsın, 4 kişi seni zikreder. Bence buna çocuksu şeyler. Şimdi bu çok da kötüye de kullanmaya müsait şeyler. Yani o puanlar, muanlar bence bunların hepsi palavra. Yani adam bir iki tane hayatı içerisinde doktora ve doçentlik gibi iki alanda, iki aşamada ciddi işler yapsın. Ciddi işler yapsın. O ciddi işler yaptıktan sonra geri kalan çalışmalarını yapabilir. Ama ben kimsenin ciddi iş yaptığını görmedim. Yani özellikle doçentlikten bahsediyorum. Yani doktora biraz öyle veya böyle yapılıyor. Doçentlikte önüme gelenler hemen işte doktorayı bitirmiş, aradan 4 sene geçmiş, bir de zaman bilmem nesi var. Geliyor 3 tane yazısı var, 4 tane yazısı var. Bakıyorsun, ya oğlum ne bunlar? Bunlar ne bu? Çocuksu şeyler bunlar. Bunların bir değeri yok ki. Yani önce insanın kendisinin olgunlaşması lazım. Hani kendisinin kafi derecede ısınması lazım ki etrafa ısı versin. Aydınlanması lazım ki aydınlanma versin. Yani bana çöpten adam gibi geliyor bunlar. Çöpten tezler gibi geliyordu bunlar. Anlatabildim mi? Yani benim o bıraktığım safhada bu iyi değildi. İyi değildi. Şimdi ne oldu, ne olmadı bilmiyorum. Ama tekrar ediyorum, tanımıyorum zaten. Ama gördüğüm birkaç kişi var veya okuduğum yazılar var. İyiler var, gayet iyi. Yurt dışında yapıyorlar, şurada yapıyorlar, burada yapıyorlar. Yani bence o yanlış. Ben belki burada modern bir adam değilim. Esaslı, ciddi, bütün birikimini, donatımını kazanması gereken bir safhada bu tür şeyler ben doğru bulmuyorum. Kaldı ki felsefe bir de hani matematikte bunlar olabilir veya bilmem ziraatte bunlar olabilir. Bir demonstrasyon yaparsın. Bir hastalıkla ilgili bir ne bileyim işte bir araştırma yaparsın. Ya felsefe böyle bir şey değil ki. Evet. Yani felsefe filozofumuz da zaten ben 20 yaşında filozof olan kimse bilmiyorum. 30 yaşında filozof olan kimse de bilmiyorum. Yani filozofumuz da ancak zaman içerisinde felsefe sosyal bir şey. Dille, toplumla, diyalogla, hayatı bilmekle, tanımakla ilgili bir şey. Hani laboratuvarında bir adam bir bitkiyle, bir bilmem neyle uğraşır veya bir matematik problemini çok soyut bir şekilde çözebilir. Ama filozof neden bahsedecek? Atıyorum Tanrı'dan. Ya Tanrı'dan bahsetmek öyle kolay bir şey değildir. Tanrı'dan bahsetmek bir kültür meselesidir. Kültürden bahsedeceksin sen. İçinde insan olacak, kitap olacak, tarih olacak, değişiklik olacak. Ama bunlar olacak. Ve siyaset. Bunların hani siyaset bilimini anlarım.
Yani siyaset biliminde bile hani genç bir insan verirsin bir araştırma yapar. Araştırmanın sonuçlarını parça kısmı olarak yayınlar. Ama iş siyaset felsefesine girdi mi? Hepsi dönüp dolaşıp insanla, insanlıkla, toplumla, hayatla ilgili şeylerdir. Yani burada şey yetmez. Bu bir, sadece bilgi meselesi değildir. Bu birikim meselesidir. Ne dediğimi anladın mı? Felsefe öyle olmaz. Felsefe o birikim olmazsa, o tecrübe olmazsa, o olgunluk, yaşlılıktan gelen olgunluk, hocam ne ilgisi var olmaz mı? Yaş demek tecrübe demek. Yani sen insana başka bakarsın. Ben bu yaşta insana başka bakarım. Dediğinizi bu dönemki derslerimden biri aklıma geldi. Kant'tan bahsederken hocamız geçmişini çok iyi özümleyip araştırdığı için geleceğe bu denli iyi yön çok verebilmiştir. Çok güzel. Çok güzel. Hepsi için söz konusu. Evet, hepsi için böyle. Yani Kant için de söz konusu. Aristoteles ne zaman okulu kuruyor? 50 yaşında, 52 yaşında. Ondan sonra yazıyor. Anlatabildim mi? Felsefe böyle bir şey. Kesinlikle. Felsefe böyle bir şey. Bu gençler için yani en azından bizim felsefe alanındaki ve sosyal bilimler alanında, hümanistik kültür alanında bu böyle puanlar, muanlar, iki makale, üç bilmem ne, dört zikir. Bunlar saçma sapan şeyler. Bunlar saçma sapan şeyler. Şimdi bana hala geliyor öyle şeyler. İnternette. İşte diyor ki bana, söylüyor, bilmiyor benim kim olduğumu. İşte diyor şurada zikredildiniz. Var öyle bir şeyler var. Birileri öyle uğraşıyor. Niye zikredildiniz? Ya zikredildiniz. Yani tamam, dipnot olarak zikredildiniz. Ha, bahsedildiniz. Bahsedildiniz bana. Hani ben de ona hemen şey yapacağım. Öyle mi? Nerede diyeceğim. O da bana diyecek ki ver parasını ben sana işte nerede zikredildiğini söyleyeyim. Anladım. Ben diyorum ki arkadaşlarıma da teşekkür ederim ben. Yani puana ihtiyacım yok. Yani zikredilmenin bir önemi yok. Evet. Kötü bu. Bu kötü. Kesinlikle. Evet. 13. soruya geçiyorum. Filozofların kendi orijinal eserlerinden okuyunca daha iyi anladığınızı, ikinci eser ve tercümelerden okumaları yapılınca anlaşılmaz olduğunu söylüyorsunuz. Türkçe felsefe telif ve tercümelerde sorunlar mı görüyorsunuz? Tabii ki Türkçe'de var sorun. Bu her şey için söz konusudur. Ama yani bu bütün Türkçe'ye çevrilen eserlerin kötü çevrildiğini düşündüğüm anlama gelmiyor. Hı hı. Pekala çok iyi çevrilen eserler de var. Ama kötü çeviriyor genellikle. Bunun da nedeni şu. Belki de işte bizim büyük felsefecilerimiz büyük felsefeci oldukları için çeviriyi kendilerine yakışan bir şey olarak görmüyorlar. Anlatabildim mi? Bunu ta hayatın başına itibaren bilirim. Başlıkla bence bu saçma bir şeydir. Yani büyük felsefecilerimiz gene bir felsefeci olsunlar. Ama bir de memlekete kendi alanlarıyla hizmet etmeye ihtiyaçları var. Bu ne de bizim yapacağımız şey? Bizim ustaları, büyük ustaları, Kant'ları, Descartes'ları, şunları, bunları uygun bir şekilde, doğru bir şekilde çevirmektir. Yani bir zamanlar bunu yapıyorduk. Yani 1940'larda falan filan Nusret Bey de kitap çevirmiştir. Karasın da kitap çevirmiştir. Ya bunlar iyi şeylerdir. Hı hı. Ama şimdi dediğim gibi yani bunu biliyorum böyle bir eğilim. Yani büyük felsefeci adam kitap mı çevirir? Çevirir tabii ya. Farabi de çevirmiş kitap. Evet. Veya şerh etmiş. Bu bir. İki, bu çeviri işini Türkiye tabii ciddiye almıyor. O da tabii yani uzun bir mesele. Yani şöyle, çeviri derken işte adın ne senin diyor Gökşen. İngilizce biliyor musun? Biliyorum diyor. Gökşen de zaten hiç umurunda bile değil. Ya bize diyor şunu bir çevirir misin? Gökşen de demiyor. Ya ben nereden çevireceğim ben? Çeviri öyle kolay bir iş değil. Olaya hakim olacaksın, dile hakim olacaksın, çevirdiğin dile hakim olacaksın, alışkanlığın olacak, çeviriyor. Gördüm yani. Onun da örnekleri var. Şimdi tabii Batı'da bu iş bu kadar basit değildir. Evet. Kimse böyle bir işe girişmez. Mümkün değildir böyle bir işe girişmek.
Birçok yani örneklerini vermeyeceğim yani birçok şey kitap öyleydi. Hatta bir hiç unutma bir kitap vardı. Neydi orada? Özdeşik ilkesi. Prensip d'identite. Özdeşik ilkesine tabii identity kimlik falan da olduğu için kimlik ilkesi diye çevirmişti. Mantığın özdeşik ilkesi bizim çevirmenimizde kimlik ilkesi olmuştu. Ve o yayın evi bana demişti ki hocam bir kere kitap çevirir misiniz? Ulan dedim kitaplarınıza bakın. Bu ne dedim? Unuttum şimdi kim olduğunu. Ya böyle saçmalıklar oluyor. Ya bu bir zamanlar meraklısıydım ama şimdi meraklı değilim. Demek herkes harcı alem yapabileceğini zannediyor. İki, felsefenin dili de tabii artık yavaş yavaş teşekkür ediyor. Eski dili bıraktık. Evet. Ve yeni dile de tam olarak intibak edemedik. Üç, belki en önemli şey, öbür meselenin de bir parçasıdır bu. Yani gerçekten insanlar okuduklarını anlayıp anlamadıklarını bilmiyorlar. Bazen benim için bile geçerli olabiliyor bu dediğiniz gerçekten şey. İnsanlar. O yüzden anlayabiliyorum. Şimdi ben bir kitabı okurum, bir kısmını anlarım, bir kısmını anlamam. Evet. Bir daha okurum, bir kısmını anlarım, bir kısmını anlamam. Bir daha okurum. Çevirmeye başladığım zaman %90'ını anlıyordum ama anlamadığım kısımlar vardır. Hı hı. Ve bir hani birkaç defa tekrar bütününe bakarım, konuya vakıf olurum, içine girerim, ruhuna girerim. Hala anlamadığım kısımlar olur. Gene de savma savma sorarım ben. Ne diyeyim anladın mı? Ya bu kolay değil bu. Ya bu kolay değil. Ama İnsanlar bunun derdinde değiller. Yani şöyle, motamot veya şekli olarak onu onunla karşılıyor. Şimdi sana bir çok basit bir test. Benim bir öğrencim vardı, yüksek lisans öğrencisi. İşte bir metin verdim, çevirdi. Aristoteles'in galiba bir metniydi, geldi. Verdi bana, ver dedim metni, Türkçesini verdi. Hocam dedi İngilizcesini de verme gerek yok dedim. Biliyor musun dedi. Yok bilmeme de gerek yok. Nasıl bakacaksın dedi. Çevirinin doğru olup olmadığını dedim. Okuyarak anlayacağım. Nasıl anlayacaksın? Ulan oğlum dedim. Yani burada bir akıllı bir adam Aristoteles bir şey yazmış. Aristoteles'in herhalde bir cümlesiyle diğer cümlesi birbiriyle tutarlık arz edecek. Biri diğerini ya açacak ya geliştirecek ya bilmem ne yapacak. Hakikaten baktım. Metin baştan sona saçma. Neden anladınız dedi. Ya anlamam için dahi olmama gerek yok ki. Evet. Yani birbirini tutmuyorsa, uymuyorsa, akmıyorsa, çelişki varsa, anlamsızlık varsa yanlıştır. Ve o yanlış Aristoteles de olamaz, sen de olur. Anlıyor musun? Ben mesela metinlere öyle bakarım. Bana bir metin verirsen ben bakmam İngilizcesine, ben Türkçesine bakarım ben. Orada insan hakkı var çünkü. Hem de büyük bir insan hakkı var. Ben insan aklının nasıl çalıştığını biliyorum. Anladın mı demek istediğim? Mesele bu işte. Yani teorideki problemimiz bu. Samimi olarak, yine hakiki olarak, bilerek, anlayarak, anlamaksızın çevirmeye yeltenmeyerek yaptığımız zaman başarılı oluyor. İyi çevirme. Mesela Mustafa Bey çok iyi bir çevirmeydi hatırlıyorum. Mustafa Hızır. İşte profesördü, yapıyordu çeviriyi. Ben de çok çevirdim. Yani belki 40 tane kitap çevirmişimdir. Her dilden. Şimdiye kadar kimse çıkıp da bana ya hoca yanlış çevirdin demedi. Ha yanlış çevirmiş olduğum yerler de olabilir mutlaka. Ama şu arası var ki büyük bir kısmı muhtemelen doğru. Neden biliyorsun? İşte bir şeyden biliyorum. Yani anlamdan biliyorum. Anlatabildim mi? Evet. Ya? Peki. 14. soru. Açık, anlaşılır bir dil ve üslupla felsefe anlatıyor ve yazıyorsunuz. Tamam. Sizce Türkçe felsefe yapma imkanı var mı? Dilimiz felsefe yapmaya uygun mudur? Vallahi dilimizin felsefe yapmaya uygun olup olmadığını bilmem. Ama açık ve anlaşılır bir şekilde yazdığım, yazmaya çalıştığım ve bunun da beğenildiği açık. Bence hiçbir dil için
yapmaya uygun, uygun değildir şeklinde a priori önceden bir şey söylenemez. Yani bir dil zaman içerisinde felsefe yapmaya uygun bir hale gelir. Kullana kullana, Aristoteles'in söylediği gibi, keman çala çala kemancı olunur. Felsefe yapa yapa da felsefeci, bu dili felsefe yapmak üzere kullana kullana da o dil felsefe dili olur. Şimdi dil hakkında ne organikçiyim ne de uydurmacıyım. Hiç ben böyle saçmalıklara bakmam yani hiç. Bana en derdimi anlatan şey. İşte konuştuğumuz zaman Aristoteles'te atıyorum şimdi öz ve varoluş meselesi birbirinden ayrıdır dediğim zaman esans ve existence anlarsın sen. Artık Türkiye'de aklı başında onu herkes anlar. E canım benim babam anlamaz. E babanın anlaması gerekmez zaten. O evet. kadar da gerekli. Evet. Yani gördüğün gibi çok ince noktalarda uygun mudur değil midir başka. Ama anlaşılır. Yani bir felsefe dili teşekkür etmiştir artık. Öz Türkçe mi diyelim, arı dil mi etmiştir. Ama hala çeviriler yaparken bazı noktada zorlanmıyor muyum? Zorlanıyorum. E orada yapılacak şey şudur. Yani gene de onu belki tek bir kelimeyle değil de işte anlamını verecek şekilde. Kaldı ki çoğu durumda da mesela ben mi yoksa Türkçe mi emin değilim. Ne dedim anladın mı? Yani şu da olabilir. Ben o kelimeyi bulamıyorum. Hatırlamıyorum. Belki o kelime orada var. Şimdi dilde bağnaz olmamak lazım. Öz Türkçe yazacağım, öz Türkçe çevireceğim ahmakça bir şeydir. Ahmakça bir şeydir. Gerektiğinde eğer kullanılıyorsa o dilde Arapça'da kullanırsın, Farsça'da kullanırsın. Eğer o dilde kullanılıyorsa. Yani gidip de özel olarak da Osmanlıca kelime aramanın bir anlamı yoktur. Şimdi artık namütenahi demenin bir anlamı yoktur. Evet. Yani sonsuz vardır. Anlatabildim mi? Aynı şey öbürler için de diyorum ya. Yani ben şimdi cevher demem. E töz derim. E var. Efendime söyleyelim müteal demem. E aşkın var. E immanent veya bilmem şey demem. İçkin var. E bak var. Kullanıyoruz bunlar işte. Ne var? Neye kendini zorluyorsun? Ben bütün çevirdiğim kitapların başında şöyle yazarım. Bu dilde, bu çeviride benim kullandığım dil, bildiğim bir dildir. O dilin içerisinde bütün bunlar vardır. Ve bunlar benim amacımı ifade etmek söz konusu olduğunda işime yarayan şeylerdir. Dil meselesi ben çözecek halim yok. Bu dil meselesinin efendim mükemmel bir hale gelmesi ve tam öz Türkçenin en güzel bir hale gelmesi ben aşağı bir meseledir. Belki 200 sene sonra olacak. Ama o zamana kadar yazmayacak mıyız? O zamana kadar çevirmeyecek miyiz? O zamana kadar konuşmayacak mıyız? Bilmem anlatabildim mi? Yapacağız hepimiz. Öz Türkçecilik iyi bir şeydir. Tadını kaçırmayalım. Efendim Osmanlıca da harika bir dil teşekkür etmişti. Etmişti. Ama artık bitmiştir o mesele. Tutup da onu tekrar etmenin anlamı yok. Şimdi bazı kitaplar adım ve isim vermeyeyim gene bakıyorum. Arapçadan Arapçaya çeviriyor. Yani Arapçadan Osmanlıca ama Arapçadan Osmanlıca yerine Arapça çeviriyor. E ne anlamı var bunun? Belki sen de bilirsin. Bazıları da var. Okuyorum. İki cümle okuyorum. Atıyorum. Okunacak gibi değil. Ben şimdi deli postekisini sayar gibi gideceğim bu kelimeyi hangi kelime için kullanmış, evet. bunu hangi kelime için kullanmış, bunu hangi kelime için kullanmış. Ne demek istedim atabildim evet, mi? Evet. Ders kitaplarından biri oldu. Derice bir şey. Canım unsur. Evet unsur kullanıyoruz işte. Hayatımın en önemli unsuru. Ama yanında öge de var. Öge'yi de kullan. Hatta bazen birini yerine öbürünü, öbür yerine kullan. Ama hocam ne kadar tutarsız bir adamsın. Hem unsur diyorsun hem öge diyorsun. Derim ulan. Yani neticede ikisinin aynı şey olduğunu sen biliyorsan. Belki bir süre sonra artık öge unsur yerine ağır basacak. Artık öge diyeceğiz. Kafanı böyle şeylere takma. Bu saçmalıklara takma kafanı. İşte bu kafanı taktığın zaman seni kimse okumaz. Hemen de yüz binler okur. Yani son sözün de bu. Ya? Yani davaya hizmet edersen Osmanlıca'ya veya işte bilmem neciye
Hiçbir tane üyesi olmam ya bunun içinde. Türk Dili Kurumu'nun ne bilmem nesinin hiçbir şeyin olmam. Çünkü ben kafama göre takılmak niyetindeyim. Peki. 15. soru. İslam ve Batı felsefeleri içerisinde önemli gördüğünüz düşünür ve filozoflar kimlerdir? Vallahi ben hepsini önemli görüyorum. Kusura bakma. Ha kime en çok seversiniz derseniz. Ben İslam Yunan felsefesi içinde tabii şeyler, Sokrat öncesi filozoflar benim için birer mucizedir. Onları çok severim. Ama tabii ki bana en uygun düşen benim hayat görüşümü şekillendiren Aristoteles'tir. Platon'u çok sevmem. Tabii çok büyük bir adam. Ama sevmem. Plotinos da çok büyük bir adam. Sevmem. İslam felsefesi içerisinde biraz evvel konuşmamdan ne Gazali, ne Farabi'yi, ne İbn Sina'yı çok fazla sevmediğim belli. E hocam filozof mu seni söyleyeceğin? Değil. Ama bence filozof. İbn Haldun. Kesinlikle bence de. Ben İbn Haldun severim. Anlatabildim mi? Hatta Gazali'yi de tehafütü bakımından çok sevimli bulurum. Çok zeki, çok sevimli, çok uyarıcı bulurum. Eyyühel veletler, hiyal bulurumla benim için onlar saçmalıktır. Onları şey okusun, Cübbel Ahmet okusun. Ben onları okumam. Anlatabildim mi? Ama tehafütü çok ciddi olarak okurum çünkü çok ciddi bir şeydir. Yani felsefi bakımından çok önemli, her şeyiyle önemli bir şeydir. Modern çağa geldiğimiz zaman David Hume'u çok severim. Hocam buna birbirine benziyor mu? Bilmiyorum. Benziyor veya benzemiyor. Hem dilini hem düşünce tarzını beğenirim. Yani bir, biraz onu sağduyu filozof olarak görürüm. İki, şüpheci görürüm. Üç, gene şeye önem verir, teamüle önem verir, onun için görürüm. E kimi sevmesin dersen, valla ben hiç şey sevmem. O bana göre değildir. Herkes sever, ben sevmem. Hegel falan sevmem. Marx'ı severim. Ama Marx'ı da bir filozof mu olarak severim, bir sosyal bilimci mi olarak severim, bir sosyolog olarak mı severim, o biraz şüpheli. Ama severim Marx'ı. Değerli bulurum. Modern felsefeyi de doğrusu bilmem. Russell'ı severim tabii. Russell benim için çok şeydir. Yani benim kafama göre uygundur. Arada bir bakıyorum şeylere. Benim hakkında yorum yapanlar, lan bu Türkiye'nin Russell'ı falan diyorlar. Görmüşümdür ben de. Evet, en bütün her şeyi gene de toplarsak, Aristoteles, İbn Haldun ve Hume. Beni üçü şekillendirmiştir. Bunlar sefer. Bitti mi? İki sorumuz kaldı. Peki. Türkiye'de özellikle Alman hocalarla başlayan yeni pozitivist eğitimle başlayan felsefe eğitimi günümüzde varlığını koruyor mu? Bugün Türkiye'de öne çıkan felsefe akımları hakkında düşüncenizi alabilir miyiz? Vallahi bir bilgim yok. Bu 33 reformundan biliyorum, bahsediyor. Biliyorum ama bilgim yok. Yani tabii Nusret Bey o yana kolundan gelenlerdi. Hayır, varlığını koruyor muyu bilmem. Yani Türkiye'de kimler neyle uğraşıyorlar? Açıkça bilmiyorum. İsimlerini biliyorum insanların. Yani Delözler var işte, bilmem Habermaslar var. Ama bilmem bunları. Yani bunları hatta açıkçası çok anlamam bile. Anlamam gerektiği zaman bilen bir adama sorarım. Ya anlatın bana bunu. Çünkü benim şeyim artık o değil. Yani ben derdim onlar değil. Belki modern dünyayı anlamak için onlar önemli. Ama ben felsefenin problemlerinin daha deyim yerindeyse perennial, eternal problemler olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Son soruya geçiyorum. Son olarak Türkiye'de felsefenin geleceği hakkında düşüncelerinizi almak istiyoruz. Gelecek hakkında ümit var mıdır? Gelecek hakkında ümit var mıdır? Felsefe toplumda ve akademide hak ettiği yeri alacak mı? Bunu başarabilmek için neler yapmalıyız? Şekerim, ben gayet basit bir şey söyleyeceğim. Her şeyin başı, anahtarı özgürlüktür. Türkiye'de özgürlük oldukça, özellikle kültür, düşünce, felsefe falan da özgürlük oldukça
özgür düşünce imkanı oldukça, düşünme, aklı yürütme, itiraz etme, şüphe etme imkan oldukça, toplum açık oldukça, sistem açık oldukça, sisteme girişler, çıkışlar açık oldukça, her şeyin gelecekte şimdi olduğumuzdan daha iyi olduğunu zannederim. Dünyanın gelecekte nasıl olduğunu bilmiyorum ama Türkiye için söylüyorum özel olarak. O birbirinden bağımsız mı? Bir ölçüde bağımsız. Aynı şey felsefe için de söz konusu. Bence bunun aksini düşünmek deliliktir. Ama şartım var. Sistem açık oldukça, hı hı. Toplum açık toplum oldukça, düşünme özgür oldukça, eğitim, kültür özgürce içinde yaşanabilen, özgürce düşünceleri ifade edilebilen, tartışılabilen oldukça, hı